Cabri, 23 yaşında ve 4 aylık evli. Ev hanımı olan gelinimiz Trabzonlu. Herkese selam. Bugün İstanbul Büyükçekmece'deyiz. Funda gelinime geldim. Kendisi Trabzonlu. 4 aylık evli. Evinde neler olacak merak ediyorum. Çünkü bu hafta çok hararetli, çok heyecanlı geçiyor. Melisa'cığım geldin bugün. Evet geldim Ezgi Hanım. Ah canım gözlüğü gene takmış. Bak bugün tabii de başka bir gözlük. Tabii ki Ezgi Hanım her benim zaman. Benim gelinlerim renkli gelinler. Bugün neler olacak merak ediyorum doğrusu. Hazır Ezgi mısınız? Ezgi Hanım. Canım. Melisa'cığım parfümün bende kaldı dün çıkıp gittiğin için sana yukarıda teslim edeyim. Teşekkür ederim canım sağ ol. Rica ederim. Tatlı tatlı başladık hayır olsun inşallah. Hadi gidelim. Hadi gelinler Funda'yı bekletmeyelim. Buyurunuz. Şarkı kızlar, aldık. Kendi kendimizi oynamamızı anlam veremedim. Olsun, ben çalıyormuş gibi yaparım size. Top de. Oh, uşağım, oh! Ay, ay. Gün boyu uyuduğu için böyle küçük bir hediye getirmek istedim. Dün Dilan bana hediye almıştı, ben onu astım. Videosunu da çektim, Dilan izlesin. Sonunu beğenmedim çünkü çok yaşlı işi gibi duruyor. Bit pazarına gelmişiz de beyaz eşyaları toplamış gibi duruyor. 3-5 kilo al sana, 3-5 kilo al sana. Ya bu böyle bir şey olmaz. Hayır öyle bir şey yok yani. Sesini bile duymak istemiyorum kızlar, gerçekten. Kızlar, susmak istemiyorsan terk edebilirsin burayı. Ben bugün bu masada hiçbir şey yemek istemiyorum. Kimin gönderilerini beğendiğini yakından takip eder misin? Takip ederim ve kim bu diye de sorarım. Az sonra. Kızlar, Ezgi Hanım, evime hoş geldiniz. Alın aşağı kızlar, haydi. Aldık. Yalandan çalıyormuş oynadık. Çok güzelsin. Evet. İşte Trabzon kızının karşılaması böyle olur. Yakışmış. Bunu kimden istedin Ödünç? Onu bir akrabamızdan. Oğlu kemençe çalıyor, öğrenmeye çalışıyor. Ondan aldım. Bir şeyler öğrenebildin mi ondan? Bir şekil olsun mu istedin? Evet, bir estetik dursun. Böyle Trabzon'a özgü kemençe. Onu sunmak istedim. Çalmadığımı ben de biliyorum. Evet, sizlere de söyledim. Biz seni kırar mıyız? Çalıyor musun gibi oynadık. Ama çok eğleniyorum kemençe sesini duyunca. Değil mi? Evet. O nedir yerde? Yere düştü. Kuşağımı bağlıyorum bununla bu şekilde. Kaymış, bağlayamadım galiba. Bu senin galiba. Kendi kostümün mü? Onu da mı ödünç aldın? Onu da ödünç aldım ama eşim bunu en kısa sürede bundan diktirecek. Güzel, 4 aylıksın. Daha yenisin evet. Ama sende de olmalı yani. Evet, tabii ki de. Karşılama nasıl gelinler? Kıyafeti, kostümü? Kıyafeti ben çok güzel. Kıyafeti çok beğendim de kendi kendimizi oynamamızı anlam veremedim açıkçası. Kızlar çalamadığım için kusura bakmayın. Eğlendirdim sizleri, öyle düşünüyorum. Yorumlarınızı teşekkür ediyorum. Olsun, ben çalıyormuş gibi yaparım sizi. Top de. Pop, 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 pop. Bizi diyorlardır ki bunlar ne yapıyor? Yani Ezgi Serpel ne yapıyor? Vallahi açıkçası ben de bilmiyorum. Biz bu sesle, bunun hakkını herkes veremez çünkü. Elimizde öyle kalsın. Eve çıkalım. Hadi gidelim o halde, neyi bekliyoruz? Gelinler, buyurun hadi. Kızlar. Karşılamayı beğenmedim. Kendisi çaldı, çalmayı bilseydin keşke. Veya biz gelmeden önce öğrenseydin. Almış böyle, çalıyor. Telleri eskimişti. Hiç beğenmedim. Gıy gıy gıy. Başım ağrıdı. Ezgi Sertel ve gelinlerimiz evin yolunu tutarken biz de mini turumuza başlıyoruz. Funda gelinin şık spor tarzdaki salonu açık tonlarda dekore edildiğinden bir hayli ferah. Siyah beyaz uyumuyla dikkat çeken mutfak spor tarzda. Burası da yatak odası. Gri ağırlıkta dizayn edilen yatak odası luxury stilinde. Güzel bir karşılamanın ardından benim virtüöz gelinim, kemençe üstadı Fındacığımın salonundayız. Çok da güzel çaldın ha. Evet.
Arkadaşlarımız içinde Karadenizli vardı galiba. Aa, evet. Bir hepsi bir denesin bakalım hangimiz güzel çalıyoruz, ona göre karar verelim. Karar verelim. Kemençe elini almayan var mıydı daha önce? Ben almamıştım. Ben. Dene hayatım. Tamam. Şöyle. Kolay değil tabii o üç temi çalabilmek. Şöyle mi? Doğru tutuyor muyum Funda? O da tutuluşunu biliyor musun? Yani biliyorum tutuluşunu ama böyle değil. Bu çok kibar bir tutuş. Çok iğrenç çalıyorsun ya. Sen uzat ona. Nasıl çalacaksın? Buyurun sen nasıl çalacaksın? Bir Karadenizli olarak. Ben Diyarbakırlı olarak böyle çaldım. Ben genelde bizim düğünlerde... Bizim düğünlerde genelde kemence ve tulum olmaz. Yani ilk defa aldım yani arkadaş gibi. Oh uşağım oh! Senden daha kötü çalan daha ama. Ay. Olur ya böyle sırtında böyle tebeşir gibi tahtada. Deneyeyim mi? Sen de dene Dilan'ım, Urfa'lım. Davul olsaydı davul çalsaydı keşke. Ay tamam sen de ver. Olmuyor. Dilan'ım keman çalmıyor. Ben tebrik ederim. Seni tutmakta bence bir gayret diyebiliriz. Sen tabii hiç denemek istemiyorsun. Elinde gör hayatım. Deneyeyim yazık. Hah elimi almadım demezsin. Nasıl acaba? Şöyle şu teller tutuluyor. Yok hayır beni. Şöyle tutuyorsun. Ya nasıl tutarsan Pınar'cığım. Tutun ses gelsin mi? Bir tık daha iyi gibi. Ama kemençe üstadları diyecek ki ya farklılık oldu. Evet. Kendimiz çaldık, kendimiz oynadık. En azından eğlenmeyi biliyoruz. Evet. Değil mi hayatım? Kızları da çok eğlendirdiğimi düşünüyorum. Evet çalamamış olabilirim. Ama yine de bence oynadık yani kapı girişinde. Evet. Eğlendiniz mi? Bir de onlara soralım o zaman. Eğlendin mi? Çok. Eğlendin mi? Güzeldi yine de. Farklılık güldük, oldu. Güldük en azından. Gülerek girdik. Evet. Değil mi? Kemençe üstadı bulamamış. Ama demiş kemençem olmalı demiş. Bir görünsün demiş evet. Trabzonlu olarak. Melisa'cığım parfümünü teslim aldın mı? Yok. Henüz almadım Ezgi Hanım. Almadım. Nerede Dilan? Şu an iki gelinimize de hediyem var. Hemen dış testten alayım. İki geline? Evet. Diğeri kim? Birine iade, birine... Melisa'cığım bu senin emanetin. Getirmek teşekkür istedim. Teşekkür ederim canım sağ ol. Ezgi Hanım, Funda arkadaşımız gün boyunca uyuduğu için böyle küçük bir hediye getirmek istedim. Olur da bugün uyursa diyor. Kendiliğinde evet. Uyur mu bilemedim. Uyur musun sen? Uyumam tabii ki de. Ben uyuturum artık kızları. Hey yavrum hey. Hadi bakalım tak mı yakışacak mı? Taksi. Hadi taksi. Bunu takmak Uyusun da büyüsün ne yiyin. Dilan'cığım bunun üstünde ne yazdığını biliyor musun? Ne yazıyor? Sana soruyorum ben zaten. Uyumlu slip. Biliyorsun yani. Bilerek getirdin. Bilerek getirdim tamam, zaten. Tamam çok teşekkür ne ediyorum. Ne demek istiyorsun benim gibi bilmez bunu. Çok teşekkür ederim. Kullanacağım bunu özellikle. Her kullandıkça beni hatırlarsın. Teşekkürler. Evet Melisa dün bir hışımla kalktı gitti peh. Evet Ezgi. Bugün aramızdasın. Evet bugün geldim. Kıldırtıyorlar. Ezgi evet gerçekten Ezgi. Şimdi beş kere söylüyorum. Ben de mi çıkıp gitsem senin evinden şu an onu mu bekliyorsun? Ya hayır ben sana evinden çık gitme diyorum Allah aşkına. Yani ben de dün sana denedim. Niye sinirleniyorsun şu an? Ben de dün sana denedim. Benim sana sinirlenmem gerekirken sen bana beş kere aynı şeyi aynı kötülükte söylüyorsun. Dayanamıyorum artık. Aa neler oluyor ya? Melisa Merve'ye yorum yaparken kendi de aynı şeyi yapması çok ayıp gene. Evet. Hani yapmayacağım demiştin dün. Senin yaptığını ben sana yapmayacağım. Yapmak istemiyordum ben de ama saygısızlığa asla gelemedim gerçekten. O yüzden ben de terk ettim orayı. Çıktım evime gittim. Senden beklemiyordum. Ben de beklemiyordum kendimden sen açık konuşmak gerekirse. Evet. Bizim şaşırmamız normal o zaman. Evet. Sonra dedim ya ben neden aynısını yaptım ki diye bir pişmanlık... Yok hiç pişmanlık yaşamadım ben. Ha. İyi ki de kalkmışım. Aldın çantanı, tasını, tarağını. Yola düştüm. Evet eve gittim. Yine de bizlerden özür dile bence evet, ya. Evet kusura bakmayın. Bırakan giden gideneydi. Bugün inşallah daha sakin, daha oturaklı olduğu bir gün olur diye diliyorum. İnşallah. Seni tanıyalım hayatım. İsmim Funda, 23 yaşındayım. 4 aylık evliyim. Eşimin ismi Ahmet. Trabzonluyum. Eşim de Trabzonlu. Sen Trabzon neresinden? Ben de Hamsiköy. O da Hamsiköy. Sadece ufak bir köy ayrımı var ayrıca. İstanbul'a... Sen evlenince mi geldin, burada yok, mı yaşıyordun? Yok, ikimiz de burada yaşıyorduk. Aa merak ettim, nasıl tanışmışlar? Konuşuruz bunu ilerleyen tabii saatlerde. Ki İkisi de Hamsiköylü, ikiniz de Büyükçekmece mi? Evet, ikimiz de burada Büyükçekmece'de oturuyoruz.
Ayağın dibindekini görmüyorsun bazen, evet, değil mi? Evet, bayağı sonra görmüşüm gerçekten. Vallahi. Hediyen hayatım. Güzel çok, günlerde kullan. Çok teşekkür ederim. Aç lütfen. Umarım beğenirsin. 4 aydır burada oturuyorsun. Evin kendinin mi, kira mı? Kiracıyım. Çok güzel ve maviyi de çok severim gerçekten. Aa, ne güzel. Nevresim takımı. Evet, nevresim takımı. Bence bak, harika. Şey hayatım. Evet. Bak, pamuklu bak. Çok bu. Teşekkür ederim. Yıka yıka, üçüne üçüne kullan. En ihtiyacımız olduğu şey, sürekli değiştiriyoruz. Öyle gerçekten. Evet. Gerçekten öyle. O zaman sen onu alıp sunumuna gidebilir misin rica evet, etsem? Acaba sunumu nasıl olacak? Sunumumu hazırlayıp sizlere hemen geliyorum. Kaç gündür çok iddialısın, merak ediyorum doğrusu. Tamamdır, ben hediyemi de alıp çok güler yüzlü. Kendinize iyi bakın. Hemen geleceğim. Biz birbirimize emanetiz. Merak etme, herkesi burada tam takım göreceksin. Tamamdır. Eksilme olmayacak şu an. Tamamdır. Söz. Hızlı gel Funda. Tamamdır. Dün biraz beklemiştik. Onun için dedi ama dondurma evet. Erimedi gene de. Erimedi ve iki çeşit sunumdu. Ne bekliyorsunuz? Sunumu nasıl olur? Umarım güzel olur. Kolay gelsin Funda. O sürahinin içindeki ne? Trabzon'da hoşaf deniyor. Kompostoya hoşaf deniyor. Mürdümerikli hoşaf yaptım. Sadece mürdümeriği kullanıyorum. Günlerdir sana uyuyorsun diyen rakiplerine cevap vermedin. Bugün ev sahibi olarak cevap verecek misin? Arkadaşlara uyumadığımın cevabını evimle vermek istiyorum. Ve sunumlarımla vermek istiyorum. Bence bugün onlar uyuyacaklar. Çünkü evime hayran kalacaklar. Melisa kaç gündür uyuduğuma takıldı. Fakat ben bugün uyumadığımı arkadaşıma evimle ve sunumlarımla belirteceğim. Dilan'a da belirtirsen iyi olur bence. Neyse ben salona geçiyorum, sen de oyalanmadan gelirsin, olur mu? Tamamdır Dilses, görüşürüz. Yöresel bir sunum bekliyorum. Bakalım nasıl olacak, çok merakla bekliyorum. Hadi bak, geldi. Fundacığım, tepsine bakabilir miyim? Çok hoşuma gitti. Gerçekten tam bir sunum tepsisi. Bayıldım. Fiyatını öğrenebilir miyim? Kızlar bunu 30 TL'ye almış. Ben de çok fazla bir şey beklemiyordum zaten. Güzel bir şey mi söylüyor? Kinaye mi yapıyor? Yani sunum için çok çok... Yani günlük mü geldi sana? Günlük kullanılıyor. Mesela ben evde eşim yokken kendime bir tost yaparım. Çayımla beraber önüme getirip yerim yani. Ben bunu misafire kullanmam. Evet, haklı arkadaşımız. Ben sunum tepsimi açıkçası unuttum. Nerede unuttun? Yani almadım. Sunum tepsisi tamamen almadım. Evinde yok. Evimde yok. O yüzden bunu kullanmak istedim. Arkadaşlarımın yorumlarına da saygı duyuyorum tabii. Kadınlar misafir geleceği zaman eksiklerini tamamlar evet, ve görürüz. Evet, gerçekten çok öyle. Çok doğru değil mi? Evet. Hanımlar böyle gün yaparlar ya, bütün eksikleri o zaman tamamlarlar bir anlamda. Günlük olduğunu söylediler, sen de katılıyorsun. Evet. Ne içeceği bu hayatım? Bu komposto, bizim orada hoşaf da diyorlar ama bu çoğu yerde de kullanılıyor erik yine hoşafı. Aynı şekilde. Evet, erik hoşafı. Aa, benim çocuklarım çok seviyorlar bunu. Yanında da tuzlu kurabiye. Onları da ben kendim yaptım. Afiyet ellerine olsun. Sağlık hayatım. O zaman seninle başlayalım. Merve'cim. Sağ ol Fundacığım. Ama soğuk bir içecek olduğu için buz tercih ederdim. Buz olsa daha güzel olurdu bence. Hemen daha serinlerdik. Sen. Çünkü dün çok güzel serinledik değil evet, mi? Hem gerçekten. Soğuk kahve evet. Hem dondurma. Dış ses. Buz alabilir miyim? Ah, benim dış sesim olmasa ne yapacaklar bilmiyorum. İyi ki varsın. Ah Ezgi Hanımcığım, beni bir siz anladınız. Funda, müsaadenle buzluğuna bakıyorum. Tamamdır, bekliyoruz. Hazırlamış, içine koymayı unuttum. Evet. Ben bardağını beğenemedim. Yani bilmiyorum. O da mı günlük geldi? Günlük değil de bilmiyorum, hoşuma gitmedi bardağı. Yani bu pipetle bunu uyumlu bulmadım. Pipet çok dışarıda kalmış sanki. Evet, ben de öyle düşünüyorum Ezgi Hanım. Yani ben senin zevkini biraz retro buldum açıkçası. Hem ev dekorasyonunda hem bardak, tabak seçiminde. Biraz sanki böyle eskiye de seviyorsun. Öyle değil mi yani? Bu tasarım biraz eski modellere de bence gönderme yapmış. Yani bana öyle geliyor en azından gördüğüm kadarıyla. Yine bir kişi başı küçük bir sunum tabağı isterdim. Böyle artık göze hoş gelmiyor yani böyle tek... Ayrı ayrı olması. Ayrı ayrı olması bak ne kadar dağınık duruyor ama böyle tek tek tepsilerde sunum olsaydı çok daha güzel görünür. Şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Raftaki bardaklardan bir tanesini isteyeyim, bir de onlarla deneyelim. Ona göre karar verelim. Olur. Yine yorumlarınızı tabii ki de saygı sonsuz. Ben değiştirmeden de söylemek istiyorum.
Aslında içecek yöresel bir içecek ve bardak biraz böyle nasıl diyeyim eski yöresel bardaklara benziyor. Açıkçası ben beğendim. Sadece şu olmaması daha güzel olacaktı. Yöresel bardak derken? Yani böyle biraz eski modellere benziyor ya. Yani içecekte bir yöresel bence ben uydurdum. Hoşuma gitti. O bardağı alıp gelir misin hayatım? Tabii ki de. Ezgi Hanım ben buzlarla beraber getirdim zaten. Bunu mu kastettin? Evet, bu bardaktı. Bu. Kızlar size buzu da getirdik. Ha. Teşekkür ederiz Funda. Ben sana hemen Funda. Bardak bu. Deneyelim hemen, görelim. Retro dediğiniz bardak burada ve yeni bardak. Hangisine daha iyi durdu Melisa? Bence bu bardak daha güzel durdu Ezgi Hanım. Bu arada hoşaf yöresel bir şey değil Dilancığım. Herkes yapıyor, biz de yapıyoruz genelde. Geleneksel Ramazan, içeceklerimizden biri evet, diyelim. Evet, Ramazan ayında daha çok tüketiyoruz hatta. Ben kurabiyeyi beğenmedim. Yani keşke eriyip böyle koymak yerine küçük. Yani erikleri tek tek doğrayıp buna koysaydım daha güzel olabilirdi. Yani ben soğuk bir içecekle kurabiyeyi çok seviyorum. Belki ben sevdiğim için böyle bir şey yaptım ama arkadaşlarımızın sevmemesine tabii ki de saygı duyarım. Merve katılıyor musun? Erik olsa daha mı iyi olur? Yok, ben kurabiyeyi yakıştırdım. Öyle değil mi? Hı-hı. Ve buz koydum çok daha iyi oldu. İyi oldu değil evet, mi? Evet, çok serinletti. İçtim gerçi, bir şey de kalmadı. Hı. Soğuk soğuk içelim evet. Vallahi, şafa olsun. Fundacığım bardaklarının, retro bardaklarının fiyatını öğrenebilir miyim? Pipetle beraber. Retro bardaklarım 6 taneydi. Galiba 200 liraydı. Çok uygun evet. Peki kurabiye sunumlukların? Kurabiye sunumluklarım da aynı şekilde 6 tane. Onlar da 350 TL'ydi. Güzel güzel içelim. Ay o neydi kız? Dilan çok beğendim çok galiba. Çok az koymuşsun. Yani tamamen bardağı doldurdum ama çok hoşuna gitti. İstersen tekrardan da verebilirim. Tabii, az koymadım olur. Ama yine onu buz koyup, at. Evet buz koyup yine serin serin içebilirsin. Afiyet olsun. Oh, lıp. Çok hoşuna gitti galiba. Ne güzel bardak ama insan değil mi? Yapıyorum. Evet, mutlu oluyor. Çok mutlu oluyoruz. Çok rahatladım. Afiyet olsun. Funda Gelin'in şık spor tarzdaki salonu açık tonlarda dekore edildiğinden oldukça ferah. Gelinimiz spor tarzdaki oturma grubunu gümüş detaylı ayaklarla şıklaştırmış. Aynı şeritli beyaz konsol televizyon ünitesi olarak kullanılmış. Beyaz lake masa ve kırık beyaz sandalyelerden oluşan yemek bölümü oldukça sade. Son olarak jakarlı fon perdeleri salonun tarzına nazaran biraz klasik bulduğumuzu belirtip sözü sunucumuz Ezgi Sertel'e bırakıyoruz. 23 yaşındaki 4 aylık gelinimin salonundayız. Salonu yorumlayacak diğer gelinler. Şimdi seninle başlayalım istiyoruz. Dün senin evinde salon çok konuşuldu. Amerikan mutfaktı, uyumsuz diyenler oldu, tek renk diyenler oldu. Bu salon sence nasıl? Ezgi Hanım ben başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Dün Dilan bana hediye almıştı. Ben onu astım. Ha, Leyen'den ampul. Evet, ampulü almadım, yaptım. Ya teşekkür ederim. Gene emeğim vardı. Astım ben onu. Videosunu da çektim. Ah. Dilan izlesin. İzlesin görelim. De görsün. Madem o kadar onu asacağım diye uğraşmışsın bir seyredelim. Dilancığım teşekkür ederim Leyen'le avizen için. Keşke bunu gönderirken bir elektrikçi de gönderseydin de bunu taksalardı. Gri mutfağıma mavi Leyen o kadar yakıştı ki aşkımı anlatamam. Aradaki farka bakın. Rezalet. Onu asmaya çalışmış evine. Teşekkür evet, ediyorum. Evet ben hediyelere çok önem veririm Ezgi Hanım. Yani onun olacağına inandın mı gerçekten bir bağlantı? Yani gerçekten bir elektrikçi bulsaydım onu asacaktım. Ama gece gece bulamadım. Evet bulamadım. Bir yaptırırsın sen onu bu gidişle. İnşallah bakalım. Aslında aramızda eşi elektrikçi olan bir gelinimiz var ama şu an uyuyor sanırım. Uyumuyorum ama işimi böyle sürekli her yere gönderemem. Yani her yer yani, mi bu arkadaşım ben? Yani... Melisa'ya gönderecek halim yok. Benim eşim bu tarafta çalışıyor. Ora uzak. Melisa'cığım bence eşime bir söyleyeyim. O tarafta bir arkadaşı varsa elektrikçi getirsin. Olur. Bu sırada Dilan görür oluyor mu olmuyor mu mutfağına. Tamamdır o zaman mavi deneriz. Mavi diye. Tamam.
Rica ederim, ne demek? Hiç takacağını tahmin etmiş miydin Dilan? Hiç tahmin etmemiştim. Değil mi? O espri olarak yaptım. Rica ederim. Melisa, o zaman seninle başlayalım. Salon nasıl? Ben salonu beğenmedim çünkü çok yaşlı işi gibi duruyor. Ondan sonra perdeleri hiç söylemek istemiyorum. Avize de burada boğulmuş, beni kurtarın diye bas bas bağırıyor. Koltuklarını da hiçbir şekilde beğenmedim. Televizyon ünitesi diyemeyeceğim. Bu resmen konsol. Konsol keşke almasaydım. Televizyon ünitesi alsaydım da televizyonu üstüne koyardım. Bir de masanı gördüm. Masan da keşke olmamış. Yerini değiştirseydin. Yerini yani, mi sevmedin? Evet, yerini sevmedim. Melisa'cığım, benim salonumun yaşı kaç? Bunu merak ettim ama. 30 ve üstü. Hatta 35. Kınar çok yani, ters bakıyor. Üstü. Ben öyle. Taş sana geldi sana. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Ben 10 sene sonra sen bittin yani. Ya 10 sene sonra böyle bir evim olsun da istemem ama ben burayı canım, sevmiyorum. Son 10 seneni mutlu yaşa. Ben zaten her gün mutlu geçiyorum, dolu dolu geçiriyorum. Şöyle aktarmak istiyorum. Ben çok karışık bir evi sevmiyorum zaten. TV ünitesi ben sevmiyorum, kullanmıyorum. Konsol kullanmayı tercih ediyorum. Zaten mutfak dolaplarım da yetersiz olduğu için sadece konsol kullanıyorum. Bir de buraya TV ünitesi koyarsam burası tamamen çok boğar. O yüzden bu o şekilde. O konsolun altında o zaman misafirler için kullandığın tabaklar evet, falan tabaklar, bardaklar falan var. Şimdi ev tamamen arada kalmış durumda. Koltuklar bu hem modele kaçıyor. Fon perdeler tamamen avantgarda kaçıyor. TV ünitesi klasiğe kaçıyor. Avize de aynı şekilde bohem tarz bir avize. Yani evdeki mobilyan güzel ama hiçbir şekilde kullanımı doğru değil. Sen şaka mısın? Fon perde. Evet. Gerçek hayır, ben gerçek mi söylüyorum? Gerçek olamaz. Dilan bence sen bohem, klasik, bohem modern, şu, bence İstanbul, bunları İskambil falan. Pampas bunları bilmiyorsun kızlar, bence. Hayır kızlar zaten avize belli bohem bir tarz yani o da tamamen karma karışık. Bohem mi? Mi? Metal. Hayır o gold şu hayatım. Metal mi? Hayır onlar koyu kahverengi. Hani ahşap olsa bir hayır, şey olsa hayır. Süper. Yani ben avizeye kanatlarımla halımın kenarlarındaki kahverengiliklerle ton sür ton yapmaya çalıştım. Ama o gold. Gold değil mi? Bir tane. Gold. Hayır gold değil o bakır plak. Ben bakır kahverengi diye geçiyor. Bir de bu gözlüğü takıp bakar mısın? Bakalım, ben göremediğini düşünüyorum. Aşkım aynı şeyi düşünüyoruz zaten gold değil. Ama onun uygun değil. Bir bakalım. Acaba şey ışıktan yansıma mı yapıyor? Görmüyor musun acaba? Yukarı bakacaksın yukarı. Bence kameraya bakıyor. Kendimi göstereyim. Çok yakıştı da. Ben de kalabilir. Teşekkür evet, ederim. Evet uymuyor ama olmaz. Ama uymuyor. Evet biz halıyla devam edelim. Halının etrafındaki şeritlerle fonumu uydurmak istedim dedi Pınar'cığım. Uydurmuş bence Ezgi Hanım. Buradaki en uyumlu şey halım ve tülüm perdem benim için. Ben bir şey söylemek hı istiyorum Ezgi Hanım. Dış ses alabilir miyim? Ne o? Runner. Yemek masasının üstündeki. Bu ne? Bu konsolumun üstünde duran runner. Sizin hiçbirinizde görmediğim örtüler. Kendim hiçbirimizde. Işledim. Hiçbirimizde. Evet, kendim ve annemle birlikte çok bilmiyorum uzun sürede işledik bunu. Ben odan yaşlı işi derken gerçekten de yaşlı işi olduğunu fark ettim. Yani tamam kendin işlemişsin çok güzel evet ama televizyonun orada görmek istemezdim. İşi yani, beğendin ama yeri uygun evet değil. Burası değil çeyizine koyabilirsin mesela çeyizinde de varsa eğer. Yani ben yaptığım şeyleri evimde kullanmayı seviyorum. Ve kaneviçede zaten işlediğim gibi kullanmayı da aşırı çok seviyorum. Bence yani yaşlı zaten işi her doğrusu odamda da var, mutfağımda da var aynı şekilde. Bence runner sadece yemek masasında kullanılması gereken bir parça olduğunu evet düşünüyorum. Yatak odası mutfakta kullanılacağını düşünmüyorum açıkçası. Genç işi değil yani yine bunu kullanabilirsin. Demek ki 30 yaş üstü olduğuna inanıyorsun sen de genç işi olmadığına evet, göre. Evet çok genç mobilyası değil bu bence benim. Yani benim o zaman ben 30 yaş üstü dediğim ben zaman yaş vermem. Tamam. Genç işi bulmadım mobilyasını. Bana göre kasvetli bir mobilya. Yani yaşlı beyaz olabilir, model olarak eski bir model. Melisa bir konuda anlaşalım. 30 yaş yaşlı olmuyor. Ya ben ya, 20 yaşında 30 yaşındakilere yaşlı. Sen de 30 60 yaş üstü de orada yaşlılardı. Yani, ben beğenmedim Ezgi Hanım. Yani gerçekten yaşlı işi duruyor. Senin yaşın kaç ya böyle bir salon yaptın? Yaşlı işiydi. Melisa sen 30 yaşı yaşlı mı sanıyorsun? Sen 10 yıl sonra yaşlanacak mısın? Melisa daha 20 yaşında olduğu için 30 yaşındaki insanları yaşlı olarak nitelendiriyor galiba. Halını ne kadar aldın? Halını ben beğendim. Halının fiyatı 8000 TL. Evet.
Çünkü bambu bir halı gerçekten. 8000 TL ayağımızı mı ısıtıyor, ne yapıyor? Yani ben 8000 TL'yi zaten Dilan gelecek de onun ayağını ısıtacağım diye bir şey vermedim o parayı. Aşkım sen ısıtma zaten, sıcak ben, daha çok sıcaklaşıyor. Ben çok beğendim ve ben bambudan da çok hoşlaşıyorum. Çok yumuşak olduğu için. Hoşlaşıyorsun. Evet, çok hoşlaşıyorum. Beğenerek aldım. O yüzden kullanmayı tercih ediyorum. Ben salon takımının fiyatını öğrenebilir miyim Funda? Salon takımının fiyatı 85 bin TL. Masa ve sandalyelerinle beraber. Masa, sandalye, konsol, evet. Koltuklar. Koltuklar, evet. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu mobilyayı kaçıncı gittiğin mağazadan aldın? İlk gittiğim mağazadan aldım, çıktım. Tahmin ettim. Yapmayın arkadaşlar, gerçekten. Yani ben çok gezmeyi tercih etmiyorum. İlk gördüğümü çok beğendim. Çok para vermişsin. Arkadaşlar, kaliteli bir yerden aldım ben onu. O yüzden o kadar para verdim. Nasıl bir yerden? Kaliteli bir yerden. Marka bir yerden. Evet, evet. Ben ya her şeyin marka değil etmişsin. Ama ya gerçekten. Yani ben o şekilde olduğunu ben çok aldım. Bir de bir şeyden perdelerini ne kadar aldın? Perdelerimin tamamı yani storuydu, iki tarafın kanatlarıydı, 10.000 TL'ydi. İki cama. İki cama tabii ki de. Funda avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizenin fiyatı 1000 TL. Bohem bir avize ve duymuyorsun sen bohemi Merve'cim. Dış ses alabilir miyim? Kulağın duymuyordu, dış sese yazdırdın. Kulağımı duymadığını kim söyledi tatlım? Bo hem sen. Ben oradan kulak, boheme kaçıyor, klasiğe kaçıyor, avantgarde kaçıyor diye bir cümle kullandım. O da bohem demedim. Duymuyorsun. Yazdırmak istedim, bohem. Peki. Teşekkür ediyorum. Peki. Burası çok havasız kaldı Ezgi Hanım. Aynen, sık gerçekten ben de artık bunu aldım, bu bohem. Neysan'ın parfümü yine bir ferahladık gerçekten. Evet, İstiyor musun Merveciğim? Evet canım, ben de kullanayım. Tabii çok canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şuradan daha fazla geliyor. Ben sizin havanızı şöyle değiştireyim. Siz mutfağa gidin hayatım. Farklı bir ortama gelin. Bakalım gelinlerim Funda'nın mutfağını nasıl bulacaklar? Lütfen eşlik et hayatım. Tabii. Göster Merve, mutfağını. Ben sana vereyim. Hadi beraber buyurun gidelim. Kızlar, mutfağa geçelim. Tatlım sen de kalsın. Okey. Benim bohem değildi zaten. Odana bohem, evet ama boheme asla kaçmamış. Yani tamamen kafa karışık. Acaba bohem mi yapsam, klasik mi, avantgard mı? Karar verememişsin. Bence Dilan bohem ne demek bilmiyor. Bu ev bohem değil de olsa olsa yaşlı işi olur. Yani Dilan gerçekten artık böyle kulaklarımın söylediklerini duymak istemiyor neredeyse. Dilan'ın zaten bohem ya da İskandinav tarzıyla alakalı bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bu salona da bohem deyip durduğu asla bohem bir salon değil burası. Bir bohem bohem diye tutturmuşlar, onunla gidiyorlar. Bence benim salonum spor şıktı. Ağzımızı dolduracaksın, konuşmayalım diye mi yapıyorsun? Şunları şuraya indiriyorum, çarşaf mı denir buna? Şöyle şuranı yine ben tekrardan indirip görüşürüz. Sıfır yani. Asla beğenmedim. Eleştirilmeyecek malzemeleri eleştiriyorsun. Sen bir kes sesini de beni bir dinle. Yılan derisi senin gibi renk değiştiriyor. Bence bunu Dilan'a örttüğümüzde direkt zaten bütünlük kazanacak. Evet, leş gibi. Benim evim asla leş gibi değil. Asaletin fakir ruhunla kıyaslanamaz. Ne kadar terbiyesiz bir insan. Dilan'cığım, bir gün önce gizlerini terk ediyorsun. Car. Bu ne böyle? Çıkabilirsin arkadaşım. Şov yapmaya devam ediyor. Evet. Haksızlıklarına uğraşamayacağım ve ağzımı kapatıyorum. Tabii ki de. Sana teşekkür ederim. Olsun. Hoşça kal. Cenazede tanıştık. Bugün de ağlattım yine hatırlatarak. Az sonra. Funda Gelin'in mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Füme alınlıklı beyaz dolaplarda siyah kulplar kullanılarak şık bir kontrast elde edilmiş. Aynı zıtlık ara fayanslar ve tezgahta da devam ettirilerek bütünlük sağlanmış. Beyaz stor mutfağın tarzına uygun ancak braçollu perde daha klasik bir seçim. Beyaz yansımalı yolluk mutfak için kullanışlı bir tercih değil. Son olarak beyaz terek ve masa takımını country stiline daha uygun bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Funda'ya bırakıyoruz. Kızlar Mutfağı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle yorumlarımızı yapmadan ben sizlere hediye getirdim. Trabzonlu olduğum için hepinize bir Trabzon ekmeği hediye edeceğim. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Dün karpuz, bugün de ekmek. Bakalım yarın neler göreceğiz. Hemen sizlere kesip... kızlar biz Trabzon ekmeğini sıcak bir şekilde tereyağıyla yiyoruz. Sıcak mı ekmeği? Yani şu anda maalesef...
Sıcak değil fakat taze bir ekmek. Siz sıcak yiyorsunuz, biz soğuk yiyeceğiz. Evet. Şöyle göstereyim, biraz kesilmesi İstanbul ekmeklerinden zor, sert olduğundan dolayı. Şimdi bize bunları yedireceksin ama ağzımızı dolduracaksın, konuşmayalım diye mi yapıyorsun Hayır, onları? Hayır, tabii ki de yöremi tanıtıyorum. Bundan dolayı tabii ki de yorumlarınıza saygı duyuyorum. Böyle kızlar size tereyağlı ekmek... Teşekkür ederim. ...sunuyorum. Hemen sana da veriyorum Melisa'cığım. Benimki biraz büyük dilim olsun. Tabii ki de Melisa'cığım. Çok konuşuyorum ya, belki daha iyi susturursun. Tamamdır, hemen veriyorum. Bol tereyağlı olsun o zaman seninki. Evet canım. Ekmek çok sertmiş, lastik gibi çekmeye çalıştım. Normal dediğim gibi normal İstanbul ekmeklerine benzemiyor kızlar. Sert zaten onun için Trabzon ekmeği diyoruz. Trabzonlular sert insanlardır. Öyle keşke mi? Bal da koysaydın. Evet. Daha güzel olabilir. Biz sadece tereyağı ekmek olarak yiyoruz. Evet bal da yakışabilir ama maalesef köyde bu şekilde kullanıyoruz. Tereyağı da mı sen yaptın? Hayır, tereyağı köyden getirtiyorum. Kayınvalidemin akrabalarından alıyoruz. İlk önce ben başlamak istiyorum. Benim mutfak dolaplarıma gri 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 dedim. Senin kupları siyah, burası gri. Evet. Bu bir. Keşke kendi mutfağına da göz önünde bulundurup ondan sonra bana yorum yapsaydın. Yani şöyle Melisa'cığım, senin tamamen gri boğuyordu. Bence beyaz ve gri siyah uyumunu ben seviyorum. Hepsi gri olsaydı evet bu dediğine benim katılıyorum. Benim hepsi gri değildi. Bir tanesi griydi, altı griydi ve öbürleri de beyazdı. Seninkine çok benziyordu. Sadece kupları yoktu benimkine. Evet, yorumuna saygı duyuyorum ama yanlış düşündüğünü düşünüyorum. Hayır, keşke kendi mutfağını yorumlayıp ondan sonra benim mutfağımı yorum yapsaydın. Buralar da aynıydı. Komple aynıydı mutfağımız. Ondan sonra bu siyah, beyaz, gri. Topladın mı hepsini? Gri değil, zaten cam önleri benim bulaşık makinamla buzdolabımın. Bu kirada olduğum için, yine aynı şekilde evde olduğu için kirada bunu değiştirmedim. Bir bahane değil. Evet, tamam. Ben de kirada oturuyorum ama benimkinin hepsi gri de. Beyaz olduğunu görmüyorum. Yanları gri çünkü. Yani yanı gri zaten. Önü beyaz, tamam, ön olarak. Keşke bunu da yanları gri olsaydı o zaman. Sözümü kesme. Keşke bunların yanları da gri olsaydı o zaman. Sanki burası bit pazarına gelmişiz de beyaz eşyaları toplamış gibi duruyor. Ben beğenmedim. Evet kiracı olabilirsin ama bunu değiştirebilirdim. Ben de kiracıyım. Ben aldım ve değiştirdim. Ben değiştirmeyi tercih etmedim. Riskli bir durum. Bunları ben kaldıracak bir yerim olmadığından dolayı... Ev sahibine veriyorsun maalesef zaten. Maalesef ev sahibim burada oturmuyor. Yurt dışında tamam, ev sahibi. Tamam, balkonda koyabilirdin. Biz geliyoruz ve değiştirebilirdin. Tamam, bu şekilde yani risk almak beni dinler misin? Sen beni dinlemiyorsun tamam. ki. Tamam, sen yorumunu yaptın. Ben şu anda cevap sözüm vermek durumundayım. Sözüm bitmedi. Melisa'cığım sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ve dördüncü gündeyiz. Yine aynı şeyler, yine aynı şeyler. Sözümü kesme, bence ben şov konuşayım. Yapıyorsun. Evet, tamamen sen bugün uyanmışsın, evini savunuyorsun. Öbürsü gün hep uyuyordum. Evet, sözümü kesme. Avizem bile yok. Benim avizeme bir sürü laf ettim. Burada avize yok. Avize asılacak yer yok. Yani evet, spot hoşuma gidiyor. Spot hoşuna gitmiyor aşkım. Evet. Evinde avizeye yer yoktu. Mecbur avize takmadım. Böyle söyle. Spot hoşuma gidiyor diyemezsin. Spot kiracı olduğunu söyledin. Evet. Diyemezsin böyle bir şey. Kiracı olduğunun arkasına sığınıyorsun. Ben beğenmedim. Burası burada emanet gibi duruyor. Ne alaka? O zaman çıkart. Sen çıkart. Çıkart o zaman. Ev benim için orası kahve köşesi. Ben orada tamam, eşimle birlikte masada oturuyorum. Ne var kahve başka? Bunlar ne? Şekerlikler. Onların içinde kahve oluyor. Evet. Tamam, kahve çikolata koysaydın. Bunlar oluyor. Kahve nerede? Hani şu anda koymadım. Evet. Kahve köşesi gibi durmuyor. Koyabilirsin evet. Bence. Burada koymadım. O zaman kahve köşesi demene gerek evet, yok. Emanet yani. Burası bunu kendin çıkart ya da eşine sergileme söyle. Sergileme yeri tamamen. Aynen. Hepsi hijyen asla değil. Şimdi içerisinde şöyle yapsam bir sürü. Çıkmaz. Toz. Çıkar, uçtuğunu gördün. Dilancığım, dün de aynı şekilde hijyen kelimesinin Merve arkadaşımız sana nasıl söylendiğini aktardı. Ama yine sen aynı şekilde bildiğini okuyorsun. Hijyen değil, hijyenik olacaktı. Ben halen hijyen demeye devam edeceğim. Evet. Şunları şuraya indiriyorum. Çarşaf mı denir buna? Nevresim mi denir? Dantel mi denir? Bilmiyorum. Mutfakta dantelin ne işi var? Ben bunu alıp kafama şal diye kullanırım. Şunu da yıkarsın, çarşafımla beraber silersin, kurutursun, dolabına yerleştirirsin. Bu çiçek çıkıyor mu?
Nişan evet. Çiçeği. Aynen, gelin çiçeğini de böyle attın mı? Yok kızlar, bunu buraya set olarak aldım. Başka çok bir şey beğeniyorum. Doğru, sizin masalarınız ileri gittiği için bu şekilde yorum yapıyorsunuz. Nişan Bilal'cim, alkış. Çok şimdi... saçma, rezalet gerçekten. Başka hiçbir şey demiyorum. Halana değinmek istiyorum. Halı mı? Aşkım dur, ben bir değineyim. Ben bir konuşayım. Ben hiç beğenmedim ya. Tabii aşkım, konuş. Şimdi Fundacığım, benim evimde mutfak olmadığını söyledin. Evet. Ve buna güvenerekten bana çok da güzel olumsuz yorumları evet. yaptın. Berbat sırf evine. Senin mutfağın olduğu için de evet. bu kadar kendine güvendim. Burası mutfak mı desem bilmiyorum. Doğru. Her şeyin böyle düzülmüş ama hiçbir şekilde uyum yok. Bu masa ne alaka? Koskocaman, buraya daha katlanabilir bir masa tercih edebilirdin. Burada sen rahat bulaşıklarını yıkıyor musun? Evet, çok o rahat yıkıyorum. O bulaşıklık için bilmiyorum. Orası çok saçma duruyor, deterjanlık. Yeşil. Deterjanlık yani orada, yeşil değil. İçindeki sabun yeşil ben olduğu yeşil için. Ben yeşil görüyorum. Dışı gri. İçi beni ilgilendirmez. Yine bakalım. Böyle İçi beni ilgilendirmez. Zaten... İçi beni ilgilendirmez. Şu an dışı beni ilgilendirir. Yeşil bir sıvı sabunluk, deterjanlık oraya koymuşsun. Oradaki baharatlıklar çok saçma duruyor. Oradaki ağaç ne alaka ve doğalgaz borusunu direkt ben o şekilde kapayıvermişsin. Evet. Çünkü ben Melisa'nın evinde ona konuştum. Kesin oraya yorum geleceğini bildiğinden dolayı onu öyle kapladın. Zaten o şekildeydi. Ve perde tamamen bir yatak odası. Alakası yok. Mutfakta bu perdeler kullanılır. Mutfakta bu perde yatak odası. Sizin mutfaklarınızda böyle bir şey olmadığı için, benim mutfağımda çok beğendiğiniz için yanlış yorum yapıyorsunuz. Benim mutfağım, çekemiyorsunuz tamamen. Ay ben senimi çekemeyeceğim. Evet, sen horon çekebilirsin evet, anca. Horon çekilmez, horon tepilir. Horon çekersin anca. Bir dakika. Benim mutfağımdaki perde değildi, plaseleydi zaten. Şu an yeni gelinlerde hep onlardan var. Bu resmen yatak odası ve önünde burada yemek yapıyorsun. Burada bir sürü yağlar görüyorum. Mutfağında kirli zaten. Tabii, bakabilirsiniz. Burada, evet, bakabilirsiniz. Bu ne burada, beni kurtar. İmdat, o yüzden bembeyaz duruyor. O yüzden bembeyaz duruyor. Bak, dış ses çekebilir misin bak? Böcek o, ona ne yapabilirim tamam. ben? Uçan böceği mi mutfakta, tutayım? Ama bak uçmuyor uçan şu an. Uçan böceği mi tutayım? Uçmuyor şu tamam, an. Tamam, elini şöyle yap. Bak nasıl uçacak. Bak, hayır, aha, kir. Hayır, kir değil. Bak, gidiyor bak, arkadaşlar. Hani yukarı doğru gidiyor, yukarı doğru gidiyor. Süpürgeyle çekseydin. Yani süpürebilirdin ve şu an sen bağırdın diye korktu gitti. Ben de şu an siz bunu salladınız ve uçtuğu için. Tamam, uçtuğu için ve kir değilmiş. Siz salla kir dediniz, bu böcekmiş ben kir arkadaşlar. Demedim. Salla teşekkür dedim, ediyorum yorumlarınız ve için. Mutfağın hiç hijyenik hayvanat değil. Hayvanat bahçesi diyelim evet, o zaman. Değil. Buraya hiç bir yer yatağı ser, zaten perde uyumlu tamamen, yatak odası olarak da kullanabilirsin. Tabii ki de. Teşekkür ediyorum yorumlarınız bunu için. Bunu soracağım, masanı ne kadar aldın? Masamı 13 milyar aldım. Çok yüksek almışsın. Peki yatak ben odası seviyorum kızlar. Yatak odası perdeni. 2500 TL'ye aldım. Anladım. Şu dantel oturma odasına da çok fazla gördüm. Burada mutfakta da ne şekilde. İşi var? Bu ne kadar dantel aldı? Değil, bu kaneviçe. Bilmiyorsan öğreteyim sana. Ama mutfak için uygun değil. Elin gayet değilinden çekmezsen mutfak sevinirim. Için uygun. Bir de elin işte, gözlerliğini koru. Ben bunu şöyle alır. Bak yine böcekler yine oturuyorlar. Evet, yine böcek. Sinek o yine. O masa örtüsü oraya uygun değil. Ver annene, annen kullansın. Onun otantik olduğunu düşünüyorum ve kendi ellerimle işlediğim için kendimle gurur duyuyorum. Siz bence evimi uygun gördünüz. Her şey uyumlu. Şu an kire takıldınız. Kirle de alakası yok. Siz yorum yapacak bir şey bulamadığınız için tamamen uçan böceklere saldırıyorsunuz. Hijyenik değilsin aşkım. Hanımlar, yorumlarınız bitti sanırım. Evet, bitti. Artık çıkmak istiyorum buradan. Peki o omzundaki kaneviç örtüyle mi çıkacaksın? Evet, buraya çünkü asla uymuyor kıyafetime. Daha güzel oldu. Harika oldu kızlar. Evet. Karma karışık bir şey oldu. Yine Dilan'ın karma karışık kafasıyla. Şöyle şuranı yine ben tekrardan indirip görüşürüz. Mutfağı bence kötüydü. İlk önce kendi mutfağına baksın da ondan sonra milletin mutfağını eleştirsin. Melisa'cığım, ben kendi mutfağıma baktığımda övünüyorum. Sen de kendi mutfağına baktığında dizlerini döversin inşallah. Kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızlar, öncelikle Dilan dağıttı buraları. Kendi evinde el emeği bir şey göremediğimiz için ne örtü ne bir şey. Ben burayı bir düzelteyim sizlere şöyle. En azından gözüksün, bir görün. Sonra da sizlere de Trabzon ekmeği ve tereyağından ikram edelim. Ondan sonra da yorumlarımıza devam edelim. Niye dağıttılar buraları Funda? Arkadaşımız masanın üstündekini çarşaf olarak gördü. Ben yanlış düşündüğünü söyledim. Bunlar el işlemesi.
Bununla alakalı da kendim işliyorum. Yine evimin birçok yerinde de var. Mutfağıma da çok yakıştığını düşünüyorum. Dilan arkadaşımız yine şov yapmaya geldiği için fırlatıp attı. Evet, biz yorumlara başlayabilir miyiz? Tabii ki de. Ben çok sade buldum yine. Yine bir ruhu olmayan, bana ruhsuz geliyor açıkçası böyle şeyler. Yani bu terek deniyor bunlara. Değil mi? Sen kendin mi taktın yoksa takım mı? Yok yani, ben kendim taktım. Sen aldın evet. Değil mi bunu? Yani sen para verdin ve bunu almayı tercih ettin. Evet. Başka bir şey de alabilirdin. Yani şöyle ben oraya terek... Çok var arkadaşlar gerçekten. Herkes de var ya artık ne bileyim. Ben kahve köşesi olarak orayı evet, düşündüm. Bu şekilde izah ettim. Telden çok güzel, çok zarif böyle ayaklı. Tel, vitrin gibi duran şeyler var. Yani ne yani bileyim. Zevkler... Siyah tel, evet siyah tel buraya çok giderdi. Zenkler, renkler kesinlikle tartışılmaz. Evet, yorumuna saygı evet. duyuyorum. Fakat dediğim gibi ben orayı tamamen kahve köşesi olarak düşünüyorum. Çiçekleri de koymaya gelirsek biraz renk katsın diye koydum. Yeşil hiç yeşil. Renk katlamış. Böyle düşünüyorum. Yorumuna da saygı duyuyorum. Daha fazla olmalıydı en azından. O çiçek daha fazla olmalıydı. Senin kutların siyah... Ben de şu konuda bir yorum yapmak istiyorum Pınar'cığım. Dün benim o askılıklarım hakkında hijyenik değil dendi. Senin evinde de aynısı varmış. Yine aynı şekilde hijyenik, hijyenik demedi de Dilan arkadaşımız yine hijyen dedi. Şaşırmadım. Onun da uyarısını yaptım. Zaten orada da yine burada da aynı şekilde hijyenik olmadığını söylediler. Aynen. Şimdi onlar öyle bir yorum yaptığında bence sen hiç orada sessiz kaldın. Yani bir şeyler söyleyebilirdin. Çünkü evet kendi günüm geçtim ama bunu beklemiyordum senden. Öyle söyleyeyim. Ve şu peçetelik kısmı neden boş? Yani... Burası neden boş? Hani tamamlanamamış bence burası. Kahve köşesi diyorsun ama kahve makinen orada. Hani yani bir alakaları yok. Mesela eğer bu rafın devamını biraz eğer getirseydin belki evet kahve köşesi diyebilirdin. Ama şu anda ben buraya kahve köşesi diyemiyorum. Kahve makinen biraz daha büyük olduğu için o raflar biraz daha dar. O yüzden düşebileceğini düşündüm. Daha yani geniş bir alt raf. Tezgahıma koymayı tercih ettim. Tabii ki de yorumuna saygı duyuyorum. Değerlendirmeyi de alacağım tabii ki de. Peki. Şey bu arada ikramın için de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bir şey söylemek istiyorum. Yani bu bardak bu şekilde olmaz. Bu kadar açık bir rafta. En azından ters koymalısın. Yani belki estetik durmayacak diye evet. düşünüyorsun. O zaman başka daha yani bunu ters koyduğunda daha estetik duracak bir bardak koymalısın oraya. Bu arada benim yağdanlığımın boşluğuna da laf edildi. Burada yani da bunu boş. Böyle koyun. Evet çok estetik durmuyor ama mecburuz. Ben de mesela siz geleceksiniz diye bardaklarımı yıkadım. Mecburen yani böyle koydum. Yani zaten ben onları yine dün akşam hemen yıkayıp evet. daha doğrusu sabahtan yoksa makineden çıkartıp direkt oraya koydum. Temiz olması açısından. Evet, yani arkadaşlar bu hijyenik olayını yani. Hijyenik değil diyorlar da biz direkt bir şeyler yapınca benim evimde de aynı. Tabii ki yıkıyoruz yani tozlu tozlu içecek halimiz yok yani. Yani ya peçete koymalısın üstüne ya da bunu ters koymalısın. Hoş durmazdı ya. Peçete koysam. Daha ters da konabilirdi bence dediğin gibi. Evet. Hanımlar biraz dekorasyona yorum yapsanız diyorum. Merve biliyor musun? Dilan hijyenik yerine az önce de hijyen deyip durdu. Dış ses ne diyeyim yani öğretemiyorsak yani öğrenemiyor mu onu anlayamadım. Öğretemedik ve öğrenmemeye de devam ediyor evet. arkadaşımız. Evet ben beyaz eşyaların fiyatını öğrenebilir miyim acaba? Beyaz eşyalarım buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve televizyon 77 bin TL'ydi. Uygun almışsın. Cam olmasını ben beğendim. En farklı azından bir havası var. Evet. Yani en azından farklı yani bir şey var. Yani hiç değilse her eve gittiğimizde aynı... Evet. Yani o beyaz eşyayı görüyoruz, aynı beyaz kesinlikle. Eşyaları. Kesinlikle. Bu biraz farklılık seni. Katmış. Teşekkür ederim. Ama bulaşık makinesinde grilik var mı? Yok mu? Beyazlarından yok. Şeylerinden dolayı. Keşke mesela onu da biraz buzdolabınla uydurup alabilseydin. Hani onda grilik evet. var, onda da grilik olsaydı daha bu hoş bir görüntü bu yoruma ben de çok katıldım gidip baktığımda. Hı-hı. Ama dolabın içeriye gireceğini düşünmüştüm. Görünmeyeceğini evet, düşünmüştüm. Yani ama yine de cam olduğu için bunu tercih ettim. Mesela yandan cam olduğu görünmüyor yani. O beyaz evet. kısmı şu anda evet. görünmüyor. Oranın beyaz, oranın gri olduğu görünüyor. Doğru, haklısın. O yorumuna katılıyorum dediğim gibi. Ama yani bu şekilde satıldığı için ben de çok araştırdım. Yanları da cam olan var mı veya evet. beyaz olan evet. yoktu. Teşekkür ediyorum. Bir de sıvı sabunluğunu ben gerçekten beğenemedim. Yani soda şişesi gibi duruyor şu anda. Yani... Ben öyle düşünüyorum. Hani sana da öyle görünmüyor mu? Ben soda şişesine benzettim bunu. Yani daha şık bir şey kullanabilirdin yani. Hiç değilse böyle iç göstermeyen bir şey. Şimdi soda şişesine benzer.
Kırmızı bir şey koyarsın, vişneye benzer. Bilemedim yani. Arkadaş renk katmaya çalışmış sanırım. Ya da çiçeklerle mi uydurdun yeşili? Yani ben tamamen içindeki dışarı vurmaz diye düşünmüştüm. Zaten çok da tezgahta sabun kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Yani deterjan, özür dilerim, sıvı deterjan. Ben direkt lavabonun altına koyuyorum böyle şeylerimi. Burada tekrardan yine sabunu beğendiğim için daha şık olur. Tabii yorumunuza saygı duyuyorum arkadaşlar. Halının fiyatı nedir acaba? Halının fiyatı 1000 liraydı. Tereyağ ne kadar küçükse bu arada, masan da buraya büyük. Tereyağın fiyatı nedir acaba? Tereyağın fiyatı 1000 TL. Yani 1000 TL gerçekten sana göstereceğim ne alabilirdin. Yani ben şıklaştırdığımı düşünüyorum. Bir de 1000 TL'yi bence 10.000 TL'ye çevirdim. Birazcık daha ortalasaydın sanki daha güzel durabilirdi. Yani biraz olduğu için, eşim de elektrikçi olduğu için biraz daha ortaya kaydırırsak duvardaki elektrik tesisatına zarar verebileceğini söyledi. Doğru. O yüzden bu şekilde arkadaşlar. Buradan geçiyor. Evet. Doğru. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum kızlar. Rica ederiz Funda. Merve ve Pınar, yorumlarınız bu kadar mı? Yorumlarımız bitti dış ses. Funda, Dilan ve Melisa'ya cevap veren halinden eser yok. Maşallah, teşekkürler havada uçuşuyor. Yani Dilan ve Melisa benim üzerime oynayacaklarını biliyordum. O yüzden onlara o şekilde sert tepki verdim. Fakat Pınar ve Merve arkadaşımız yumuşak bir dille yorum yaptı. Teşekkür ediyorum o yüzden onlara. Şimdi anladım. Peki haftanın ödüllü oyununda iddialı mısın? İddialıyım da ses. O zaman bir an önce gidip iddianı görelim ha. Ne dersin? Gidelim. Mutfağın çok sıradan, çok ruhsuz, çok normal her evde gördüğümüz bir mutfaktı. Sıra geldi haftanın ödüllü oyununa. Pazartesi günü fanustan ne çıkmıştı? Hem ağlarım hem doğrarım. 90 saniye süreniz var. 3 tane soğanın dış kabuğunu aldık. Diğerleri burada. İlk gün Dilan 5,5 tane soğan piyazlık doğramıştı. Bakalım 5,5 tane piyazlık soğanı geçecek misin? İddialı mısın? Yani gözlerim yanacağı için çok da iddialı değilim. 5'ten sonrası olmuyor çünkü çok zor. Bir tık zor bir oyun gerçekten. Ama yine de belli olmaz. Hiç belli olmaz, olmaz hayatım. Evet. Geçmiş haftalarda çünkü iddialı olmayan gelinler bayrağı aldılar, gittiler yani. Yine de belli elinde olmaz. Kaşık bekliyorsun. Dün evet. Söylediğimi mi deneyeceksin? Evet, kaşığı ağzıma koyacağım, tutacağım. O şekilde doğramayı yapacağım. Bakalım bu sefer gözlerimiz yanacak mı, yanmayacak mı? Hadi görelim bakalım. Sen de başına soğanın kafasını kesip koymuştuk, yaşarmamıştı. Evet, çok evet. Yani etkiliydi o gerçekten. Sen şu gözlüğü taktın, bekliyorsun. Ben de şimdi bu gözlüğü takacağım Ezgi Hanım. Gözlerim yaşarmasın diye. Taktın çünkü zaman, bu yönteme çok güvenemedim ben. Güvenemedin. Evet. Bir deneyelim bakalım. Hazırsan süreyi başlatacağım. Hazırım. Geri sayım başladı. 3, 2, 1, süren başladı. Hem ağlarım hem yapamam, hem ağlarım hem yapamam, hem ağlarım hem yapamam, hem ağlarım hem yapamam. Ula uşağım kaşık düştü. Ula uşağım kaşık düştü. Uşağım nereden geliyorsun? Uşağım ekmek aldı bize. Uşağım tereyağı bitmiş. Hem ağlarım hem yapamam, hem ağlarım hem yapamam. Balıklarım taze dur da alıp yiyip doysana. Balıklarım taze dur da alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Of of be amca. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Dilan içiyorum. Dilan'dan bir Karadenizli çıktı şu anda. Aynen. Ula uşağım yapamayacağım. Funda'dan iyi çaldın. Kaşığın düştü. Kaşığın düştü. Ay. Hadi bir şarkı, vallahi çok güzel söylüyorsun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unuttum. 3 taneyi doğradı, sonra ne yaptı? Bir tane daha. 4 mü oldu? 4 yaptım. O kaşık işe yaradı mı? Gerçekten yaradı. Yani evet, yanmadı gözlerim. Çünkü sen onu tutmaya odaklandığın evet, için dişlerim beynin ağrıdı.
Bence ona odaklanmaktan soğan doğrayamadı. Bak yaşamadı, gördünüz evet, mü? Gerçekten. Ay ben çok ağlamıştım. Evet dış ses. Ezgi Hanım, Funda 4 adet soğanla elendi ama kaşık yönteminin ne kadar işe yaradığını da hepimize gösterdi. Kesinlikle. Evet, pazartesi günü yarışan Dilan gelinim televizyonun şu anlık sahibi. Evet. Yarın tabii ki Pınar gelinim de olacağız. Evet. Bakalım o 5,5 taneye geçecek mi? En fazla adet soğan doğrayan, piyazlık doğrayan gelinime cuma günü televizyonu vereceğim. Dilan ihtiyacı olduğunu almayı düşündüklerini söyledi. Bu hediyeyi alacağım gideceğim dedi. Bakalım. Evet. O zaman ben sizi yatak odasına göndereyim. Şimdi yaşarmaya başladı. Evet, siz yatak odasına gidin, ben buraları toplayayım. Olur mu? Çala çala gidelim. Hadi gönder. Gidelim. Ben o televizyonu evime götüreceğim. Funda gelinin yatak odası luxury stilinde dekore edilmiş. Ayna detaylı yatak başlığı ve jakarlı kadife yatak örtüsü güzel kombin olmuş. Gelinimiz komodinlerinde abajur yerine fotoğraf çerçevelerine yer vermiş. Ayna kapaklı beyaz gardırop odanın tarzına uygun. Beyaz güpürlü tüllerle yılan derisi desenli gri fon perdeler luxury stiline yakışan seçimler. Kırık beyaz yansımalı halı yatak odası için yerinde bir karar. Makyaj masası olarak kullanılan kademeli şifonyer depolama alanı olarak doğru bir çözüm. Son olarak kristal lambayı ebat olarak küçük bulduğumuzu belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Funda'ya bırakıyoruz. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Uykunu alamadığın yatak odan mı burası senin? Yo, gayet de şöyle yatıyorum. Başımı da rahat rahat yastığa koyuyorum ve uyuyorum. Uykumu da alıyorum. Boğuldum. Kendi evinde boğulmadın. Bence burada mı boğuldun? Bunlar ne? Gayet. Yani niye? Yatak örtümüzü, perdelerimizi yaz ayına veya kış ayına göre mi ayarlıyorum? Evet aşkım, kadife bu. Bence alakasız. Zaten yaz ayındayız. Üstüne yatmıyoruz. Ha, öylesine serdin. Üstünü falan örtüyorsun. Bu örtü. Aynen. Dışını çıkartıyoruz. Almasaydın o zaman keşke. Tamam, içerisi de belki aynı şekilde yakıyordur. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Çok ciddiyim. Benim odamı beğenmedin. Senin kaç yaşındaydın? 23 yaşındayım. 30 yaş üstü bir. Tabii. Aynen, doğru söylüyorsun. Yemin ederim aynı doğru şekilde. Söylüyorsun. Ben hiçbir şekilde seninki beğenmedim. Seninki 50 yaş üstüydü değil mi? Doğru, aynen. Haklısın. Ben daha 20 yaşındayım. Evet. Ve trend olarak gri moda. Gri. Zaten her eve girdiğimizde gri boğulması yaşıyoruz. Gri. Perde. Yine söylüyorum. Gri. Şeydeki, Melisa'daki gri ile bu gri aynı değil. Orada ama da aynı dolazların şey. Gri. Metal. Bir dakika. Yine oradaki. Avizen. Avize mi diyelim? Sen büyüyünce avize mi olacaksın evet ya? Evet ya, büyüyecek ablası, haberin yok senin. Keşke leğenimi getirseydim. Evet. Daha çok yakışırdı. Bence odana renk atardı. Daha çok yakışıyor. Ayrıca oradaki gördüğüm tabloların mavi değil mi? Tablo derken? Şey, yeşil. Resimlik. Mavi, yeşil, mavi, neyse yeşil. Her renk. Renk körüsün galiba. Aynen, renk körümserin gibi. Evet. Dış ses alabilir miyim? Bu çerçeve hangi renk? Bu yeşil. Eşimin tamam, bana almış olduğum nişanlıyken benim avizem de, leğen avizem evet. De aynı renk. Uyuyor canım bu. Leğen avizen yeşil mi? Şaşırmışsın aynen. Sen bence. Evet, şaşırdım. Şaşırmışsın. Senin benim evimde evet. Şaşırdığım gibi. Doğru. Şaşırdım. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sıfır yani. Hiçbir şekilde asla beğenmedim. Ben senden gold tarzı beklerdim. Çünkü sen hep metal, o metal, şu metal. Bir şey daha denemek istiyorum. Orada gördüğüm birkaç tane parfüm var. Evet. Benim organizerime laf söyledin. Seninki evet. Tepsi. Senin organizerin bir sürü karma karışık. Benimkinde 3 tane var. Yine tepsi. Aynalı, evime de mutfak uyuyor. Mutfak tepsini yatak odama da koymuşsun oraya. Yanlış düşünüyorsun. Evimi çok tepsi. Beğendiğin için yine eleştirilmeyecek malzemeleri eleştiriyorsun. Sen bir kes sesini de beni bir dinle. Önce misafirperver olmayı kes bil. Kes sesini olarak evet, ben misafirperverim. Bak şu an hala ne daha bir şey gibi, yapıyorsun. Ne Dilan gibi, aynen. Ne de Merve gibi. Sen benim rol gibi, sen benim gibi yapmıyorum. Asla misafirperver olamazsın. Gitmem ben zaten. Ben senin lafını dinledim. Hiçbir şekilde tabii araya dinliyorum. Bozmadım. Atlamadım böyle. Doğru. Ben aslında. Sana orada laf söylüyorum. Hemen atlıyorsun. Oradaki bir organizer değil. Oradaki tepsi. Bir organizer. Evet. 2-3 tane bardak koysaydın oraya. Daha küçük nişan tepsime benziyor benim. Tamam kızlar, sakinleşelim. Ben bu odaya girince çok terledim. Sıcak değil. Okey, şu an yaz ayındayız. Ama tamamen bir kadife Merve. Uyurken sizi rahatsız etmiyor mu? Tamam, bunu üstünüzü örtüyorsunuz. Yastık batmıyor mu? Bunu çok sıcak üstüne örtmüyorum. Bu. Yine söylüyorum, yatak örtüsünü ben sadece görünüş olarak kullanıyorum. Uyuduğun zaman çıkarıyor musun hayır. Bunu? Yatmaya geldiğimizde ben dolabımdan yorganım ve pikemi çıkartıp
Bunları katlayıp güzelce dolabıma yerleştiriyor. Her gece bu oluyor. Evet, her gece bu oluyor. Demek ki uyumak için bu kadar efor sarf ediyorsun ve uykunu alamıyorsun ama bugün çok da güzel. Ay, ben çok enerjiyim, uyumuyorum. Bugün de sizi uyutmaya geldim evimin güzelliğiyle kızlar. Kendi gününe çok güzel oynamışsın. Şu yılan derisi. Evet. Uyuyan Dilan, yılanlar için mi getirdin bunu? İnanmıyorsun ama bunları senin için astım ben bu ayağım. Evet. 4 ay öncesinde kadar beni tanıyor muydun sen? Yani senin için astım. Özellikle gibi perdecine yaptırdım. Geleceğimi görüyorsun. Sen. Direkt tam bir yılansınız zaten. Direkt senin için astırdım. Teşekkür ediyorum yorumun için. Perden de teşekkür ederim. Evet. 30 yaş üstü. Bence çok klasik, çok güzel, çok hoşuma giderek 30 beğendim. 30 yaş üstü. Yine. Bir de artık şu fonları bir sal abi ya. Salın yani. Bence çok kötü sorayım. Gözüküyor. Boğulmuş, çok kötü bir görüntü. Boğulmuş. Bence çok beni hoş duruyor. Beni kurtar diyor yılan derilerin artık. Hatta bir deneyelim. Bence de. Şöyle bir açalım. Nasıl uzmansın? Yılanı açmada çok uzmansın Dilencim ama. Hiç uzman değilim, açılmıyor. Vallahi öyle de bir açtın ki hemen de söktün onu ha. Sökmedim. Harika yılan ya, harika. Piton mu çözemedim yani. Bu şekilde daha şık durdu. Daha güzel durdu. Arkadaşlarım da katılıyor. Bu haftanın yılanı Dilan. Bence Dilan yılan gibi değil, Funda yılan gibi. Renk değiştiriyor. Funda yılan derisi senin gibi renk değiştiriyor. Bence bunu Dilan'a örttüğümüzde direkt zaten bütünlük kazanacaklar. Sen renk değiştirdin. Senin evin burası. Ben ilk günden beri bu şekildeyim. Asla değişmedim. Siz tamamen kendi gününüzü oynuyorsunuz. Şaşırtıyorsun yine Dilan. Evet, ben devam edebilir miyim kızlar? Tabii ki de Pınar. Özür dileriz. Bu avizeyi sen mi aldın? Avizeyi ben beğenmedim. Yine eşim beğendi. Küçük bir şey istedi. Yatak odasında biz bunu zaten hiç kullanmıyoruz. Çünkü bizim dolaplarımızı açtığında direkt oradan bir ışık vuruyor. Biz de görebilir miyiz Funda? Tabii ki de. Şurayı açabilirim de siz. Dolabı açık mı uyuyorsunuz? Kızlar bak, yanıyor ışık bunlar. Yani biz bu şekilde kullanıyoruz. O yüzden bunu kullanmaya gerek duymuyorum. Fundacığım, hep uyuduğun için çamaşırları ütülememişsin. Oraya tıkıvermişsin. Bunu, gel de, ütüleyelim. Ama yani bu böyle bir şey olmaz. Ama kimin dolabını açtık ki? Açık ben gördüm. Ama. Tamam ama bu saçma yani. İzin vermeseydim. Hayır, öyle bir şey yok yani. Biz sizin evinizde temizlikle alakalı... Bütün her yerimiz tozdu. Ağzımızı açmadık. Demek ki evim geldiğiniz zaman evim tertemizdi. Leş gibiydi. Benim evim asla leş gibi değildi. Benim evim tozdu diyemezsin. Ben çok titiz bir insanım. Herkes de zaten gördü. Titiz diyenlerden korkacaksın arkadaşlar. Yemeseydin hadi bakalım. Yemedim zaten elim. Ben sen yemedin ama bütün eşim ben bir tek Merve'nin elinde yedim. Bir tek Merve'nin elinde. Çünkü Merve'yi oynuyorsun. Çünkü Merve çok temizdi. Dolmaları löp 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 götürüyordun böyle. Harikaydı. Harikaydı. Hepsini götürdüm. Oradan da zaten her şey görünüyor. Evet. Evet, doğru söylüyorsun. Siz ikiniz bir olmuşsunuz. Sen de ikiniz bir olmuşsunuz. Siz olduktan sonra biz de oluruz. Hiç kusura bakma, tamam mı? O sana olma diyen mi var? Dolabının içi leş gibi gelmişsin. Burada aç izin vermeseydi. Dolabının içi leş gibi değil, gayet. Yapmayabilirim. Bu seni alakadar etmiyor zaten. Bu seni alakadar etmiyor. Açmasaydım. Siz tamamen bence başka bir yorum bulamadığınız için temizlik ve titizliğe. Evet, var bir şey misafir. Doğru söylüyorsunuz. Ay, dolaptan öyle bir koku ses geldi ki dışarı. Biraz sıkalım da ferahlanalım ya. Avizden yani sadece ışık olarak mı bakıyorsun? Yani onu... Yani dedi... Yani daha güzel bir şey, daha estetik. Yani değiştirmeni sana sadece tavsiye ediyorum. Böyle bardak gibi duruyor gerçekten. Yani o kadar büyük bardağı da hayatımda gördüm. Ben de var, gösteririm sana. Fakat Pınar'cığım dediğim gibi eşim aldığı için tabii ki de yorumunu hani... önemseyip eşimle birlikte görüşüp mutlaka değiştirmemizi söyleyeceğim. O da bana zaten hoşgörüyle karşılayacağını yani düşünüyorum. Yani birazcık gelişime... Hani tavsiyeye, eleştiriye tabii. Açık olursak doğru. Birbirimize fikir veririz. Siz de bana bir fikir evet, verirsiniz. Evet, tabii ki de. İzleyicilere de bir fikir veriyoruz. Mıy mıy mıy. Biz de size mıy, bir mıy, fikir mıy. Veriyoruz. Benim aynama kim laf etmişti? Bir dakika, aynama kim laf atmıştı? Aynalı. Kendi evinize bakın, ondan sonra gideceğiniz yeri eleştirirsiniz. 30 yaş üstü babaanne şeyini getirmişsin buraya. Arkadaşlar 30 herhalde... yaş üstü babaanne olmuyor yani. Artı 30 yaşlı yaş üstü... oluyor aşkım. Yaşlı olmuyor. Babaanne yaşı 65 yaşlı. Üzeri Dilan'ın aynen. Tabaklarından da görüldüğü gibi. Senin 30... tabaklarını da merakla evet, bekliyoruz. Tabii ki de. Yaşla başla hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben 30 yaş üstüyüm ama bu perdeyi almam, bu tülü almam, bu yatak senin odası. Senin zevkin almam. Ama bu 30 yaş üstü evet, bir yatak odası. Evet, bu zevk meselesi. Bence yaştan yaş. Çok fazla şey yapmayın, gitmeyin. Zaten herkes yorumunu yaptı. Az çok katılıyorum. Avizeyi ben de gerçekten beğenmedim. Her yerin aynalı olmasını ben de hoş bulmadım. Yatak başlığındaki burada çok fazla var. Şu aralardaki yani hoş değil. Metal olması da benim hoşuma gitmedi. Yani beyazla metali çok bağdaştıramadım ben. Yani benim tarzım bir oda değil. Yatak örtünün fiyatını öğrenebilir miyim Fundacığım? Yatak örtümün fiyatı 2000 TL evet.
kadifeye 2000 lira mı var? Evet, ben kalite seviyorum, tekrardan söylüyorum. Kadife ben. Dedim, kalite demedim. Evet, kadife, kalite. Ay çok elinden güzel. Elinden de görüldüğü gibi kalite akıyor. Kalite akıyor, kalite. Evet. Ne diyordu? Asaletin fakir ruhunla kıyaslanamaz. Doğru. Aynı şekilde böyle aynı, söylüyordu. Aynı, kendinden bahsediyorsun galiba. Ben kendimden bahsediyorum, senin evine söylüyorum ve artık sıkıldım, bıktım. Senin çenene lafını duymak istemiyorum, kulaklarımı kapatıyorum. Yatak odası takımını ne kadar aldın acaba? Yatak odası takımını Aralık ayındaydı. 45 bin TL'ye aldım. Çok vermişsin. Gerçekten. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? Avizenin fiyatı kız arkadaşlar İnşallah çok fazla verdim. 200 liraydı. Yani şaşırdım. Allah sana öyle şaşırdım. Fazla verseydin çok şaşırdım aynen gerçekten. Öyle. Hanımlar Funda'nın lambasını bardağa benzettiğiniz için üşenmedim getirdim. Hadi karşılaştıralım. Bakalım gerçekten benziyor mu? Aynısı aşkım. Benzemiyor. Bende çok alakasız. Bardağım aynısı. Farklı. Yatağın avizem üstüne tam çıkıp tam tersi farklı. Hayır yatağın üstüne çıkıp o zaman masa falan varsa işte sandalye. Pınar'cığım korsana bakalım. Şöyle uzatabilirsin. Tamam uzatamam oraya da şöyle. Yok şöyle gösterebilirsin, gösterebilirsin tabii ki. Yani o çizgili. Aynısı bardak aynısı. Şeklinde o sadece daha kalın. O da cam, bu da cam. Yani cam değil o kristal. Çok aynısı aşkım bence. Aynısı bak. İşi teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bardak 200 lira bir kere yani. Evet bu buna bardakta 200 lira 200 verdim. TL. Peki yorumlarınızı alacağım. Perdenin fiyatını öğrenebilir miyim? Perdemin fiyatı 2500 TL. Store, tül bir de kanatlar olarak üçü birlikte. Peki bu banyo paspasımla aynı. Bu ne kadar? Banyo paspasımla aynı değil. Evet, banyo aynı paspasım renk. Alakasız. Aynı renk. Alakası halı yok. Gibi, halı gibi. Bunlar da halılarda 3000 TL iki aynı tanesi. Renk. Ben aynı olduğunu düşünüyorum. Fiyatları sorduğunuza göre yorumlarınız bitmiş olmalı. Evet bitti. Evet, bitti. Melisa bugün neden havamızı değiştirmiyorsun? Yoksa parfüm şişen boş mu? Havamız değişsin kızlar. Fundacığım çeyizde iddialı mısın? İddialıyım dış ses çeyizimde. Hadi o zaman şimdi çeyiz zamanı. İşte 4 aylık evli Funda gelinin çeyizi. Pullu, boncuk ve tığ oyalı model model yazmalar. Fıstık modeli banyo lifleri, şişle örülmüş yün bebek yelekleri, kaneviçe nakışlı havlular, gelinimize anneannesinden yadigar porselen fincanlar, şişle örülmüş renk renk yelekler ve inci süslemeli tığ işi patikler gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Kızlar çeyizime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Fundacığım çeyizindeki en değerli parçan hangisi? Dilancığım şöyle anlatayım. Şunu şuradan bir alayım. Yardımcı olayım. Bu seccadeyi ve takımını, bohçası ve yine havluları var. Eşime bohça için işlemiştim. Sen işledin. Evet kendim işledim. Kendi el emeğim. Rengine bayılıyorum. Bu rengi de çok sevdiğim için eşime hediye etmek istedim. Resmen kanaviçe kadın. Mutfakta... Salonda, burada, çeyizinde hep kanaviçeler görüyoruz. Evet kızlar dediğim gibi ben kanaviçeyi çok seviyorum. Ve boş zamanlarımda da yine kanaviçe işliyorum. Havlular, yatak örtüleri yine aynı şekilde. Dış ses şuradaki pembeli laleli olanı alabilir miyim? Hemen uçuyorum. Bunlar yine yatak odası parçası fakat yatak odama uymadığı için bunları sermedim. Bizim Hendek'te de bir evimiz var Sakarya'da. Bunları oraya götüreceğim. Oradaki yatak odama çok uyumlu olacağını düşünüyorum. Kızlar size parçalarımı göstermek istiyorum. Zaten Dilan'ın aldığını alacaktım şu anda. Tel o kırma. Tel kırma. Bayılarak kullanıyorum. Yine aynı şekilde ben şifon seviyorum. Mevlütlere gittiğimizde bunları örtüyoruz. İstersen Melisa'cığım sana örtebilirim hoşuna gittiyse. Kim yaptı bunu? Bunu Trabzon'daki teyzem yaptı. Ona kocaman öpücüklerimi iletiyorum. El emeği, göz nuru gerçekten iğne oyası. Evet. Çok zor bir parça gerçekten. Benim hani şu an çeyizinde favori evet, parçam şu. Çok beğendim. Çok. Ve sana da çok yakıştı. Teşekkür ederim. Yine aynı şekilde. Fundacığım bu da mı? Elişi. Bu da Elişi fakat bunun ismini tam bilmiyorum. Bu kaneviçe yaptı bunu? Bunu da Nedime teyzem yaptı. Ha, çok beğendim. Bu kaneviçe gibi değil de daha çok böyle batma gibi bir iş. Evet. Yani bu... Şey makine işine benziyor değil mi? Aynen. El değil de belki. Elde yapılıyor ama yine iğne yani makine gibi düşünün. Böyle böyle batırıyorlar evet. Onu. Bu da çok güzel. Evet. Bu ne olarak kullanılır? Yani masa örtüsü olmaz çok bunu, küçük. Bu şekilde bazen köylerde şeyleri örtüyorlar.
küçük toz tarzı bir şey. Bunlar anneannemden anneme, annemden bana gelen fincanlar. Aa, çok değerliler benim için. Kahve içildi mi hiç içildi? Hiç içmedim. Kazancı. Olsun, afiyet olsun. Değerini kaybetmesini istemedim. Evet. Çünkü gerçekten çok önce. Evet. Bu havlu, ben bunu çok beğendim. O da yine runner, mutfakta görmüş olduğunuz bir runner. Bunun rengi de çok güzel. Bunun rengi de evet, mutfağıma uyum sağlamadığı için seremedim. Çeyizine çok iddialı söylüyordun kaç günlerdir ama benim çeyizimle senin çeyizin aynı. Yani bence fark görmedim. Hatta benim yazmalarım, patiklerim daha çok. Yazmalarım altta kaldı. Dır ses, birkaç tane yazmayı alabilir miyim? Ben benimkiler de Melisa'ya bu konuda ama benimkiler daha fazlaydı. Yani kızlar evet, neredeyse 50 tane tülbentim var. Sizinkileri saydığımda 10 tane, 15 10 tane, 20 tane. Fundacığım. Ve galiba bir dakika Dilan'cığım, başkalarından alıp getirdiniz bunları. Hoş durmuyordu, kullanılmış gözüküyordu. Benimkiler mi? Evet, hepinizinkiler bu şekildeydi. Ben 3 aylık evliyim canım ve benim 100 tane tülbentim vardı. Yani orada keşke göremedik maalesef. Fundacığım, patiklerim de 50 taneydi, liflerim tabii daha fazlaydı. Lifleri annemle birlikte ben yaptım. Ama senin çok iddialı olmana rağmen evet, hiçbir şey göremiyorum. Ben sadece şimdi... sen kaneviçe yapmışsın, kaneviçe kadın olduğunu belirlemişsin burada. Bence çeyizini yani çok bulduğun için bu şekilde bir yorum komiksin yapıyorsun. Ya. Güleyim de başa gitmesin. Çekemediğiniz için ha, yine çeyizine laf söylüyorsun. Her konu da evet, çekemediniz. Evet. Sen buraya sen gerçekten ne için geldin? Evet. Sen gerçekten gününü oynamışsın. Ben sana pes diyorum. Her gün uyudun. Bugün kalkmışsın işte çeyizim şöyle böyle. Çok iddialıydın ama evet, emin ol hala benim çeyizim senden daha güzeldi, daha çoktu. Çeyizim ben hala yetersiz buldum. Ben bir şey söylemek tabii istiyorum. Dördüncü gün bugün en fazla çeyiz tamamen benim de. Ben şaka çeyizimde, gerçekten. Ben çeyizimde hiçbir şekilde yorgan kullanmadım. Evet. Benim tamamen el işi, bebek örgüleri, eşarplarım fazlaca vardı. 120 tane fazla. Bu şaka yapıyorsun Dilan'cığım. Riflerim, patiklerim. Bayılacağım şimdi gerçekten. Bayıl istersen bir de bayılır. Aynen bayılabilirsin. Öyle. Üstüne bayılabilirsin. Az aynen zaten öyle. Çok bence çok uçmazsın. Olduğu için yukarılarda kalacağım. Kızlar birazcık bizle konuşabilir miyiz? Ben şunu alayım. Bence kızlar. Yorganımı da annem falan işledi. Ben bunu aldım. Hayır. Yorganım. Melisa birazcık da konuşabilir miyiz lütfen kızlar? Bunu da söyleyip Merve'ye söz vermek istiyorum. Artık çok konuştunuz. Bunu eşimin rahmetli dedesi eşime yaptırtmış. Bu yüzden ben anısı olduğu için saklıyorum. Bunu zaten şu anda kullanmıyorum yün yorgan olduğu için. Bunu sadece anısı olabilir. Evet, anısı ben, olduğu için evet. Ben hiçbir yorganlarımı, benimkilerim de hepsi el işiydi ama hiçbir şekilde koymadım. Keşke koysaydın da fazla görseydin. Benim zaten fazla atmaya çalışmıyorum. Doğru, haklısınız. Kaneviçeler, patikler, kaneviçeler. Evet, kaneviçe gelin diye. Evet, benimki daha fazlaydı. Merveciğim yorumunu bekliyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet, çok çok iddialı olduğunu söylüyordun. Hani ben çeyizi çok sevmediğim için yani nasıl bir şey söyleyebilirim sana burada? Sen çok iddialıyım dedim. Ben hiçbir şekilde iddiamı belirtmedim. Evet. İddialı olmana rağmen hani sadece gerçekten o işlenmiş şeyler, kaneviçelerle hani belki onları işledin diye çok iddialı olduğunu düşündün. Çok fazla bir şey göremedim açıkçası. Fundacığım sen de dün Merve gibi kullanmış olan çeyizlerini koydun mu? Hayır, hiçbir çeyizimi kullanmadım. Çeyiz dediğin el emeği, göz nuru olur. Benimkiler tamamen el emeği, iğne oyası, kaneviçe. Değil. Hiçbirini kullanmadım evet. Tabii arkadaşımız bir aylık evli olduğu için çeyizi çok yeni. Mutfak havluların hepsi kir içindeydi. Hayır, hiçbiri kir içinde değildi. Abartıyorsun. Hepsi kir içindeydi. Biraz sakinleşin yağlıydı. Ay abartma, mutfakta yani onda yağ ne işi var? Gerçekten sen abartmaya gelmişsin buraya. Sen oynamaya gelmişsin. Oynamaya gelmişsin. Şey. Evet evet. Dün canım, bizi evet, evinden kovdun. Neyden bahsediyorsun sen? Senin sesini bile duymak istemiyorum kızlar, gerçekten. Susmak istemiyorsan terk başıma edebilirsin burayı. Senin evin değil. Senin evin değil burası. Terk etmeye çok alıştın sen. Rica ediyorum kızlar. Bugün benim günüm. Seni ilgilendirmez terk edip etmemem, tamam mı? Susar mısın artık ya? Susar mısın? Sen ne kadar terbiyesiz bir insansın. Dilan'cığım. Bir gün boyunca herkesleri terk ediyorsun. Car. Ben arkadaşlar, seyirciler, ben biliyorum ki bugün Merve de burayı terk edecek. Ama terk
fark etmeyebilir. Kendi günü geçti çünkü. Evet geçti canım. Kızlar oynayabilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Bu da seni hiç ilgilendirmez. İster oynarım çok ister oynamam. Çok da güzel ilgilendirir. Her şeye cevabım var. Her şeye cevabım yani, var. Ay Allah'ım sokaktayım sanki. Sokaktayım sanki. Sadece yok, gelmiş yani burada bağırıyor ya. Bu ne böyle? Çıkabilirsin arkadaşım. Merve sen tamamen şov peşindesin. Günün geçti. Bakalım yarın neler olacak. Keşke Dilan'ın gazına gelmesem. Gazına geldiğim zaman ben de onun gibi bağırarak konuşuyorum ama ben asla onun gibi duruşumu bozmak istemiyorum. Çok terbiyesiz bir arkadaşım. Hiçbir şekilde misafir terbiyesi yok. Olduğu görünüyor. Sadece insanların ben daha fazla vasıf olmak istemiyorum. Gidebilirsin. Hayır. Buna kendine veremezsin şu an. Ya. Sen yoksa çekip giderdin yine. Evet evet tartışmayalım lütfen. Boş konuşmaya kalsın. Çeyizime devam edelim. Ben de yorum yapabilirim. Tabii Pınar'cığım buyur. Sen tuzak kalamadın bugün kusura bakma. Ben çeyizini çok temiz, çok yeterli ve çok emekli gördüm. Ellerine sağlık gerçekten. Söyleyecek başka bir kelime bulamıyorum. Hanımlar gerginliğin bitmesine çok sevindim. Merveciğim iyi misin? Evet iyiyim. Dilancığım sen? Evet iyiyim. Peki Funda'nın çeyizi sizce 100.000 TL'yi hak eder mi? Hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. Bence de hak etmiyor. 100.000 TL'yi hak etmiyor tabii ki ama çok güzel övgüleri hak ediyor. Dilan'ın çeyizi daha fazlaydı. Merve'deki hiçbir çeyiz görmedim. Kullandıkları bütün eşyaları oraya koymuştu. Şunlara bakar mısın? Hadi havay çekerim de size şarkı varsa. Bu ne pomponlar? Ay, yani o bir tilbent zaten. Aşkım. Sen? Tey. Şov yapmaya devam ediyor. Evet, senin evin arkadaşı. Doğru. Hanımlar, halayınızı bölmek istemem ama sunum masasına gidelim mi? Güle güle. Gidelim, ben çok acıktım. Ben çeyiz sevmediğim halde onun çeyizini beğendim. Kendi el emekleri çoktu. Ellerine sağlık. İşte Funda Gelin'in sunum masası. Kıymalı pide, bükme, ağzı açık, kuru patlıcan dolması, mercimek köftesi, tavuklu kereviz salatası, kısır, şeftalili tart kek, çikolata soslu muhallebi, ıslak kek, çilekli cheesecake ve elmalı kurabiye masadaki lezzetlerden bazıları. Funda'nın şu an sofrasındayız. Yöresel lezzetler görüyorum hayatım. Neler yaptınız? Dible, turşu fasulyesi kavurması, karalahana sarması... arkadaşlar buna burma dedi ama bizde o kocaman gerdanı deniyor. Bu şekilde... Hazır şey yufkayla mı yaptınız? Hayır, baklava kendi el açtınız mı? Teyzemin kızı Esra Babamaç'ta çok teşekkür ediyorum. Ay maşallah harika. Evet. Tadına bakmak lazım o halde. Mısır ekmeğini kim yaptı? Mısır ekmeğini de annem yaptı. Oh, ellerine sağlık emeği geçen herkesin. Hararetli bir yatak odası geçirdiniz. O zaman Dilan'a sormak istiyorum. Yemek masasını nasıl buldun Dilan? Yemek masası her zaman dediğim gibi emek var. Yemek masasını beğendim. Sadece bir şeye değinmek istiyorum. Masa örtüsünü zaten uyumlu bulmadım ben. Daha açık bir, daha farklı bir renk tercih edebilirdim. Ve bende çok fazla cam kase söylendi. Okey bunlar olabilir ama şu üçü uymamış artı dördün. Yani dört tane cam kaseyi ben uygun bulmadım sofraya. Diğerleriyle uymuyor diyorsun, farklı farklı. Evet, dört tane cam kase uymuyor. Ve sanırsam limonata bu şık bir masaya o laylon plastik kapak oldu mu? Melisa arkadaşım gösterebilir miyiz? Onu dolaba koyduğum için koku sinmesini istemedim. Diğer arkadaşlarımız da ağzı açıktı. Yani toz kapmasından plastik olması daha iyi diye çıktı. Doğru. Şuradaki vişne suyu herhalde. Ona bakalım o zaman. Onu direkt yeni doldurup getirdim zaten. Onu ağzı kapalı mı? Onu direkt yeni doldurup getirdim. Tamam ağzı kapalı değil ama. Tamam ama buzdolabına koymadım zaten. Veya burada hemen zaten direkt doldurdum, getirdim ve masaya oturdum. Plastik şişeden direkt onu aktardın. Evet. Hı. Bunun normalde ağzında küçük kapakları oluyor. Ben de çeyizle verdiğimde bu model bir şey vermiştim. Benimkinin de ağzı kapalıydı. Bir de ben su göremiyorum gene dünkü evle aynı şekilde. Suyun yok. Yani su koyma gereği duymadım açıkçası. Zaten soğuk içecek var. Soğuk içecekle servis yapabileceğimi düşünüyorum. Ama ben şu an susadım. Tabii ki de. İstersen ben düz sesten isteyebilirim. Olur. Bir de masa örtünü beğenmedim. Yani çok yaşlı içi geldi bana. Bir de kaşıklıklara da değinmek istiyorum. Kepçe gibi çocukların oynadığı. Kumda oynadıkları. Evet. Bir de ben bir şey daha söylemek istiyorum Ezgi Hanım eğer izin verirseniz. Bir şey daha. Ben yatak odasında arkadaşla kavga ettim. Kavga ettim derken biraz tartıştım. Ben bugün bu masada hiçbir şey yemek istemiyorum. Tabii ki de yemeyebilirsiniz. Saygı duyarım. Yine aynı şekilde sen bana yorum yaptığın için ben de sana cevabını verdim. Sen bana nasıl
Ütülerin orada duruyor bu şekilde dedim. Ben de sana evinin pis olduğunu ve yemek yemeyeceğimi söyledim. İlk başta Dilan söyledi. Tamam, sen de ona ondan katıldığını söyledin ama. Ben tamam. De sana dedim ki izin vermeyebilirdim tamam. Dedim. Ama kendin izin verdin açtığın dolabı açmasaydın. Tamam, ben keşke. De aynı şekilde söylüyorum. Bu arada benim evim de pis değildi. Ben çok titizim dedim. Sen dedin ki asıl tamam. Titizlerin evinden korkacaksın. Yani evet, titizim dediğin ben, çok kirli ben oluyor. Ben senin evinden hiçbir şey yemiyorum. Titizlerin evi kirli oluyor. Kendinle çelişiyorsun. Evet. Acaba titizlerin evi nasıl bir oluyor diye git bir araştır. Doğru, elinde telefon evet, var. Evet. Da size kırmızı kurdele vermişim. Onu alabilir miyim? Tabii ki Melisa. Ezgi Hanım, yemeyeceğim için ağzımı da kapatıyorum. Kusura bakmayın ama gerçekten yemek istemiyorum. Yani insan bir özür dilerdi. Yani özür dilemeye gerek duymadım açıkçası. Senin bana yaptığın terbiyesizlik karşısında ben de sana cevabını vermek istedim. Gördüğümü söyledim. Evet, sen bana bu şekilde gelmeseydin. Evimde ne gördün? Sen bana bu şekilde gelmeseydin ben sana yine aynı şekilde hiçbir yorum yapmadan sadece yemedim, sadece görüntüsünü hoş buldum deyip geçebilirdim. Evimde sen öyle yorum yaparsan ben de sana şu bu şekilde an boş yorum boş yaparım. Konuşuyorsun. Daha fazla senin bu haksızlıklarına uğraşamayacağım ve ağzımı kapatıyorum. Tabii ki de. Sana teşekkür ederim. Olsun. Hoşça kal. Benden bir özür dilemesini bekliyordum. Evet, emek vardı ama hiçbir şekilde onun yaptığı yemekleri yemedim. Hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Mesajım, keşke bir tatlarına baksaydın. Bence enfes olmuştu. Bütün herkes aşık oldu yemeklerime. Melisa, kurdeleli protestonla çok güzel bir şeyi kaçıracaksın. Şu mis gibi kokuyu alan var mı? Ay, mis gibi koktu. Tereyağı koktu. Aynen Ezgi Hanım. Funda'nın size bir sürprizi var. Ve huzurlarınızda gelinimizin teyzesi Selma Hanım. Ah, bu ne güzellik. İşte Trabzon'un kadını. Canım gel gel. Kuymak mı o? O bir kuymak. O bir efsane. O bir efsane ve benim önümde. Ay, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bir Trabzon Ezgi sofrasında olmalı kuymak ki bunu da herkes yapamıyor. Kesinlikle bizim her kahvaltı sofralarımızın gülü. Bu olsa yeter kahvaltıda zaten. İnsan ister mi zeytin peynir? Değil mi? Evet. Kuymak yapılsın yeter. Oo. Kuymak Trabzon'un ekmeksiz yenmez kızlar. Ay, dibi de tutmuş müthiş. Onu da böyle kaşıklayacağız. Onu özel sizin için tutturdum. Ben öyle seviyorum biliyorsun evet. Değil mi? Aman 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 şöyle aman aman aman. Gösterelim mi Ezgi Hanım? Vallahi kaçırdın hemen Melisa. Hemen tadına bakmak için. Melisa'ya da yaparım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık abla ama ben de Samsun olduğum için biliyorum kuyma. Ama kahvaltı masalarında yapılıyor genelde. Bu bir kahvaltı masası değil. Bol tereyağı. Teşekkür ederim gene de. Trabzonlu olduğum için kuyma. İkram masası evet. Ama yakışmadı diyorsun. Evet. Ay çok güzel. Afiyet olsun. Sıcakmış gerçekten. Peynir kesmesin diye zaten sıcak yenir. Donarsa zaten çok katı bir kıvam oluyor. Ve o yüzden sıcak yenmesi daha mantıklı. Biz de sıcak yiyoruz zaten. Melisa'cığım, peki pişman oldun mu ağzını bağladığın için? Hayır, ben de Samsunlu olduğum için biz de yapıyoruz kızlar. Gerçekten çok. Ağzını bağlamam diyor. Konuşmama engel değil. Evet. Melisa, bahar yere yetişir. Ne koydunuz içine, bir tarif alabilir miyim? 2 kaşık tereyağı. 4 kaşık ısır unu. Önce kavuruyoruz biraz. Kokusu geldiğinde 2 bardak su. Soğuk su. Ondan sonra... Soğuk su önemli püf noktası. Tabii. Karıştıra karıştıra unu biraz pişiriyoruz. Ondan sonra peynirini koyup altını tereyağı kısıyoruz. Tereyağı üstüne çıkınca peyniri çıkıyor. Koyuyoruz. Ondan sonra peynirini koyup altını kısıyoruz. Kendi yavaş ve altı tutuyor. Peyniri de erimiş oluyor. Ve mükemmel bir lezzet çıkıyor. Hakkını vermişsiniz. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Afiyet tekrar olsun. Tekrar. Çok sağ olun. Turşuyu da öneririm size. Ellerine sağlık teyzem. Çok güzel olmuştu. Ben lezzetlerden tadarken tabakları hakkında yorum yapmak istiyorum. Ben gayet şık buldum takımını. Çatal. Çatal evet. Onlar da uyumlu. Yani masasını bir uyum içerisinde buldum ben açıkçası. Masa örtüsünü beğendin mi? Masa örtüsünü yani çok beğendim denemez ama çirkin de durmamış. Ben de masa örtünü çok beğendim ama desenini beğenemedim. Rengini sevdin. Evet, rengini çok beğendim ama deseni biraz fazla olmuş. Yani fazla desenli geldi bana. Su takımı nasıl? Su takımını yine uygun buldum. Yani çok gözüme çok kötü görünmedi yani. Normal ama çok iyi de değil benim için. Normal buldum. Normal buldunuz. Evet. Peki... Çeşitler nasıl? Yeterli mi ikram sofrası için, program çeşitleri, için? Çeşitleri evet, çeşitleri yeterli. Benim için yeterli. Dilancığım? Aynı şekilde belirtmiş olduğum gibi yöresine ait yemekleri yapmış, beğendim. Beğendin. Masa örtüsünü?
beğenmedim. Bardakların masasına uygun bulmadım. Daha sade bir şey olabilirdi. Çizgiler renk katmamış ama normal kendi halinde güzel. Ben yemek takımının fiyatlarını öğrenebilir miyim? Şöyle yemek takımım, bardak takımım, ayrıca kahvaltı takımım. Ben toplamda 7000 liraya almıştım bunları. Bayağı önce ama. Ezgi Hanım, derinden bir mide guruldaması geliyor. Siz de duydunuz mu? Evet, o ses Melisa'dan geliyor bence de. Gurul 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 gurul. Ye, gönder bana, gönder bana, gönder bana. Bence diyor. Yemek istiyor ama şu anda yaptığım yorumlardan dolayı yemiyor. O yüzden sırf inat ettiği için şu an yemiyor. Bunları yese bence tabakları bile bitirebilir. Çünkü çok lezzetliler. Ben sen değilim aşkım, tabakları bitirmem. Ben sadece zaten Merve'nin gününde tabağını bitirdim. Evet. O da sarması gördük aşırı hoşuma gitti. Evet, doğru söylüyorsun. Bardak takımının fiyatını öğrenebilir miyim? Götürüyordum. hepsini bir demiştim zaten. Ha, tamam. Kahvaltı takımıyla birlikte içinde. Tamam, teşekkür ederim. Peki bu kaşıklar ya da kürekler, bunlar ne kadar alın? Onları 3500 TL yaptım. Kürek bu. Yani ben 3500 olduğunu düşünüyorum. Klasiklerden kaçılıyor. Yani eğer çocuğun olursa ileride bunu verirsin, kumda olur. Evet, herkeste olan şeylerden kaçınıyorum. Farklılık yaratmaya çalışıyorum. Bu arada peçeteliğin de yok. En azından benim kocam peçeteliğime laf ettin. Evet ama benim bir peçetelik vardı. Evet, sende peçetelik de yok. Peçeteleri böyle masaya koymuşsun. Ben peçetelik beklerdim. Yani ben hoş bulmuyorum. Zaten seninkileri hiç hoş bulmadım. Kocam da kocam, karımda karım. Peçetene laf söylemiyorum. Peçetelik vermek zorundasın. Burası zaten kocamla olan bir masa değil. Özel misafirlerimle olan bir masa. Tabii ki de pazar günü eşimle birlikte bir masa hazırlarsan mutlaka o senin peçetelerini koyarsın. Ben kocama çok aşık olduğum için koydum. Biz burası de çok gelin evi. Evet, lezzetlerimizi yiyelim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum hayatım. Masan gayet güzel görünüyor. Çok çok sağ olasın. O zaman sevgili eşiyle nasıl tanışmış, nasıl evlenmişler? Devam edelim, olur mu? Ay, altın alırsın inşallah. İnşallah. Niye güldün? Tanışma hikayemiz biraz farklı. Komik mi? Gidelim, dinleyelim, görelim. Hadi bakalım. O zaman yemeğe devam edelim. Yeni evli gelinim Funda, sevgili eşi Ahmet'le nasıl tanışmışlar? Biz eşimle cenazede tanıştık Ezgi Hanım. Evet kızlar, babamın eniştesi şu anda görümcemin'de kayınpederi vefat etti. Normalde tanıyorduk zaten. Ama oraya gittiğimde çok yorgundum. Zaten Ramazan ayıydı. Böyle annemin sürekli omuzunda uyuyordum. O da çok dikkatli bir şekilde. Uyumadı hiç bence geldi. Uyuyordum. Sen hep uyuyor musun bence? O şekilde eşim sürekli bakıyordu. Annem de zaten dedi ki bu kız dedi, bu çocuk dedi sürekli sana bakıyor. Bu dedi yazacak. Ben de öyle düşünüyorum dedim. Eve geldik ve zaten yazmıştı. O gece ki, uyuyamadın yazışmaktan. Evet, uyuyamadım yazışmaktan. zaten ondan sonra işte bir problem mi var, hasta mısın gibisinden konuşmaya başladık. Sonra öyle 10 ay boyunca flört ettik. Ay canım ya, Allah mutlu etsin. Amin inşallah. Sonra yazışmaya başladınız. Evlilik teklifi ne zaman geldi? Evlilik teklifi Kasım ayıydı. 9. aydan sonra evlilik teklifi geldi. Evlilik teklifini Ortaköy'de bir kafe tarzı, restoran tarzı bir yerde yaptı. Biliyor muydun, hazırlıklı mı gittin? Bilmiyordum. Arkadaşlarımla gittim zaten çift olarak. Sadece zaten bir pasta, bir yüzük vardı. Sade ve çok hoş bir şeydi. Aa, görüyoruz şimdi. Evet. Ya. Çok utanmıştım. Çok fazla kalabalıktı ortam. Ve eşimin de diz çökmesini beklemiyordum. Erkeğinin bence diz çökmesini hiç beklemedim hayatta. Ama demek ki eşim... Ben çöktüm biliyorsun. Evet, eşim beni çok sevdiği için dizi de çökmüş. Bir ömür mutlu olun. Amin inşallah, teşekkür ederim. Güzel bir hatıra. Evet. Evlilik teklif etti, ne zaman istemeye geldiler? Hemen akabinde mi? Ocak ayında 2-3 ay sonra istemeye geldiler. Tabii ben bu sırada yüzüğü takmadım babam bilmediği için. Ama babam zaten en başından beri söylemişler ona, biliyordu.
Sürekli zaten arkadaşımla dışarı çıkıyorum ama bana güvendiği için ve karşı tarafı da tanıdığı için hiç itiraz etmiyordu. Sen bilmiyor sanıyordun. Evet, ben bilmiyor zannediyordum ama biliyormuş. En son babalar duymuyormuş. Evet, evet. En önce duydu babam. Sağ olsun bana güvendiği için hiçbir tepki vermedi. Babam benim için çok farklı. Söz yaptık. Sözde sadece isteme ve söz oldu. Nişanı biz ayrı yaptık. Ya baba deyince sen kıyamam. Babam bilmiyorum. Evlenmeden birkaç sene önce daha da çok bağlandım babama. Bu yüzden galiba... Bir şey mi yaşadınız? Bir şey yaşamadım aslında ama son zamanlarda daha çok bağlandım. Bilmiyorum neden oldum bunu. Söyleyince insanlar zannediyor ki babamla önceden sorunum vardı. Sonradan ama hiç sorunum yoktu babamla. Ya da işte babamın kahve alışkanlığı vardı. Belki de ondan dolayı sonradan gitmemeye başladı. Evde oturduğumuz için büyük ihtimalle kaynaştık. O yüzden yani... Vakit geçirttikçe belki. Evet, çocukları da çok hatırlamıyorsan babanı evde. Evet, çok iyi bir baba. Çok iyi bir eş annem için. Annemi de babamı da çok seviyorum. Ben dün de ağladım, bugün de ağlattım yine hatırlatarak. Ya sen gurbette seninkiler, onunki yine yakında. Benimki bir alt sokağımda, her gün gidiyorum neredeyse. Yani benim zaten şansım ama işte özlüyor insan yani. Özlüyorsun. Aynı evde gibi olmuyor. Ay kıyamam, ay gelinlerim ağlıyorlar sırayla. İyi olsunlar, sağlıklı olsunlar, güzel haberlerini alalım değil mi? Uzakta da olsalar en önemlisi sağlıklı olmaları gerçekten. Sağ olmaları. Evet. Yanınızda olmaları. Allah başımıza. Benimki rahmetli oldu tabii. Canım benim, Allah'ım uzun ömür versin. Sonra? İstemeye geldiler. Evet. İsteme söz bir oldu. Mavi bir elbise giydim. Eşim o rengi beğenmişti zaten. Çok güzelsin. Söz elbisenin fiyatı ne kadar? Ne kadar zayıfsın? Söz elbisemin fiyatı 700 TL'ydi kızlar. Çok uygun almış. 2022 senesinde almıştım ama gerçekten uygun bir fiyata almıştım. Organizasyonun fiyatı 1750 TL'ydi o zaman. Sizde nişanda özel bir şey yapılır mı? Yani, Trabzon'da, Hamsiköy'de. Yani biz sadece zaten düğünlerde ve nişanlarda horon oynuyoruz. Evet. Eşim de çok seviyor, ben de çok sabahına seviyorum. Sabahına kadar oynasanız doymuyorsunuz. Gerçekten öyle. Sabahtan akşama kadar horon evet. oynuyorum ama yine horon oynamak istiyorum. Evet. Hatta eşim de sürekli horon oynuyor ve çok ciddi oynadığı için eşim çok gülmüyor. Ondan dolayı babam da çok dalga geçer. Nişanda da zaten... Niye çok oynayan gülmez mi? Yani onun mizacı zaten sert bir mizaca sahip. Ama oynarken de daha da ciddi duruyor. Hmm. O yüzden çok dalga geçer bizim aile tarafı onunla. Çok sevdikleri için çok uğraşırlar. Yani. Nişanda neler takıldı Funda? Nişanda annemler bir bilezik, eşimin tarafı bir bilezik, bir kolye taktılar. Hı-hı. Özel bir şey istediniz mi erkek tarafından? Bu mutlaka olmalı diye annem baban öyle bir istekte bulundu. Hayır, herhangi bir istekte bulunmadılar. Anne babam bana sordu, kayınpederim daha doğrusu bana sordu. Ben de babam ne diyorsa o söyle dedim. Yani eşimle anlaşmalı. Eşim kaç dediyse onu yaptılar. Ay canım zorlamadılar. Evet yani. Zorlamadım. Güzel. Nişan kıyafetin de çok güzel. Bir organizasyon mu orası? Fotoğraf çekimi olduğu yer mi? Fotoğraf plato evet. Çiçeğin de çok güzel. Özel mi aldın, eşin mi aldı o çiçeği? Çiçeği eşimle birlikte beğendik. Biraz nişanlığımı uydurmaya çalıştım. Elbisenin fiyatını öğrenebilir miyim? Yanlış hatırlamıyorsam 10.000 TL'ydi. Makyaj da içinde. Evet. Fundacığım bu gördüğümüz çeyizin oluyor herhalde değil mi? Bu çeyizim değil, nişandan sonra gelen bohça. Erkek gelin tarafından bohçası. Gelen. Evet, ha. Erkek tarafı getirdi. Çok evet. Güzel özenmişler gerçekten erkek tarafı süslemişler. Gerçekten kayınvalidemin ve yengelerinin, görümcelerimin ellerine sağlık harikalar yaratmışlar. Çok şık gerçekten. Sıradan böyle alıp da gönderme gibi bir şey olmamış. Ve kınan mı? Evet, kınada. Yine bir mekanda yaptın. Yine bir mekanda yaptım. Ufak bir mekan tuttuk. Yine erkek vardı ama çok yakın akrabalarımızdan, yakın derece akrabalardan erkekler vardı. Sizde kınada ne ikram edilir? Kınada çerez ve meyve suyu. Hı hı. Kınada bir organizasyon görüyorum yine. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Salonla birlikte dahildi, aynı içerisindeydi. 30.000 liraya tuttum. Güzel. Kınanda kaç kıyafet değiştirdin? Kınamda 3 kıyafet giydim. İlkte kırmızı kabarık bir elbise giydim. İşte. Kırmızıyı çok seviyorum bu arada. Bordoyu da seviyorum ama annem kırmızıyı bana daha çok yakıştığını söylüyor. Ne kadar fiyat? Şöyle söyleyeyim. After kıyafetim, gelinliğim toplamda 21.000
500 TL'ydi. Gene çok uyguna tutmuşsun. Yani açıkçası kızlar, ben eşime biraz yardımcı olmak amaçlı araştırdım. Nerede uygun veya güzel var ona baktım. Biraz açıkçası eşimi düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Peki sizde kına salonu kim ödüyor? Kız tarafı kız mı? Kız tarafı ödüyor bizde. Düğünde erkek. Evet. Kınayı kim yaktı? Kınayı abimin eşi, bir tanecik yengem var benim. Hayır. Hiç gelin görümce gibi değiliz. Onu çok seviyorum gerçekten. Ben de geri geldim mi abimi atarım ama yengemi asla atmam. Onu çok seviyorum. Buradan da selam söylüyorum. Hayır, onun. Güçlü bir sen bağ çok sevgi dolusun. Yani aileme güzel. Ve akrabalarıma biraz bağlı bir insan. Öyle ol. Ne güzel. Ve evden çıkışın duanla. Çok evet. Güzel. Ya. Burada tekrar bir dış çekim görüyoruz düğün için gelinlikle. Bunun fiyatını evet. Öğrenebilir miyim? 2500'e çıkmış. 2500. Evet. 2500 TL. Çok uygun evet. Evet. Düğün günü mü bu? Düğün günü sabah. Evet. Çok yorucuydu. Evet. Ama yine eşimi düşündüm ve yine aynı günde şey yapalım dedim. Tekrar hani, saç makyaj. Bir daha saç makyaj evet. Parası evet. Vermesin dedim. İyi düşündüm. Düğününüz nerede oldu? Kaç kişilik oldu? Neler ikram edildi? Düğün dumanlar çıkıyor. O ne? Davul. O bizde otçu yürüyüşü deniyor. Otçu. Evet. Normalde yaz aylarında yaylaya giderken inekler en arkada işte önde insanlar karşılamada giydiğim fistanla birlikte yaylaya göç ediyorlar. Ona da otçu yürüyüşü diyoruz. Eşim ve ben de böyle Trabzonlu olduğumuz için hem de yöremize önem verdiğiniz için o şekilde gelmesini normalde istedim. Normalde kınada böyle bir şey olmuyor. Siz yaşattınız burada onu. Evet, normalde güzel. Olmuyor. Yürüyerek, bayağı bir mesafeden yürüyerek. O yanan ot ne? Meşaleler onlar. Ha. Meşale onlar. Anladım, bir ot mu yandı dedim. Onlarla bu abim, burada çok duygulandım ama açıkçası kızlar ben evden gelin çıkarmamda çok ağlayamadım. Bir an sanki beni tuttular böyle ağlama diye. Ağlayamadım. Daha doğrusu annem beni biraz teselli etti. Çok ağlayacağım için. Annem de aynı şekilde. Evet. Resmen bana ağlama diye dürttü beni. Evet. Ağlayacağım, bırakmıyor ağlamamı. Bir rahat ver değil mi? Yani bir ağlayacağım lütfen evet. Anne. Ve annem de gerçekten kendini çok tuttu. Çünkü büyük ihtimal ağlasaydı bayılacaktı. Öyle bir huyu var. O yüzden ben de ağlamadım. Kontrol etmeye çalıştım. Bir de çok uzağa gitmedim zaten. Ağlamamış ama. Gerektirecek bir şey yoktu. Alt sokaktalar. Çok yakın. Ama yeni bir düzen ya. Sanki evet. Bir ayrılık hissi mi doğuyor için? Yani evet tabii ki de dediğim gibi yine aynı evde olmak farklı, diğer evde olmak farklı. Yeah. Ben her gelin çıkımı veya kuşak bağlaması görünce hep böyle kötü oluyorum yani kötü hissediyorum kendimi. Siz de mesela evden çıkarken bir şeyler atılır mı, ele Kur'an verilir mi, öyle adetleriniz var mı? Yani böyle bir adet yapmadık biz. Dediğim gibi yine kemençeyle, davul ve zurna ama Trabzon'a ait bir davul zurnayla çıkışımızı yaptık. Zaten ben oynamadım, direkt gelin arabasına bindim. Sanki böyle babamın evinden kaçarmışçasına niye oynayayım dedim. Direkt zaten babam da çok istemedi açıkçası oynamamı. Direkt hemen arabaya bence bin git dedi. O da çok durmamı istemedi. Direkt arabaya bindim. Arabadan hemen indin mi düğün salonuna yetiştiğin zaman? Kayınvalidenden bir hediye istedin mi? Yani bazı adetler var öyle. Bizlerde aslında öyle bir adet yok. Ben sadece böyle şakayla karışık kayınvalideme işte anne ilk geldiğimde el öpmeye ben senden bir küpe istiyorum demiştim. Ama henüz daha burada yoklar. Düğünden hemen sonra Trabzon'a gittiler köy hayatına. O yüzden daha almadı. Büyük ihtimalle de dönünce alacağını düşünüyorum. Yani bizim tarafında. Buradan tekrar duyurdum. Evet, buradan da tekrar duyurdum. Anneciğim küpelerimi bekliyorum. Canısın. Bizim tarafta da öyle bir yöre yok. Ablamız partiye gelin gitti. Evet. Arabadan inmedi. Kayınbabası ve kayınvalidesi hayvancılıkla uğraşıyorlar. Kayınbabası ablama inek hediye etmiş. Diğer ablam da aynı şekilde. Ben de koskoca ineği hediye etmişlerdi. Sana ne taktılar? Ben de inmedim arabadan. Bana da bir miktar para vermişlerdi. Evet, önceden söyledin mi bizde böyledir diye? Evet söyledim. Hı-hı. O bizim adetimiz ama onlarda yokmuş. Evet her yerde farklı. Evet. Ve balayı gidebildiniz. Evet gittik. Görüntüler. Nereye gittiniz? Antalya'ya gittik. Düğün esnasında zaten çok yorulmuştum. Bu yüzden otel tercih ettik. Kaç gün kaldınız balayında? 5 gün 4 gece kaldık. Ne kadar dediniz? Yani toplamda her şey dahil, uçak bileti falan 19 bin TL'ydi. Evet. Gelelim ilişki testine. Eşin hazır telefon ucunda bekliyordur evet, diye bekliyorum. Düşünüyorum. Bakalım Funda ile sevgili eşi Ahmet birbirini ne kadar tanıyorlar. Umarım altını veririm. Arar mısın Ahmet'i? Efendim?
Efendim Ayak. Alo, canım nasılsın? İyiyim canım, seni sormalı. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. İlişki testine geldik. Bilgin olsun. Ezgi Hanım'a veriyorum seni. Tabii. Ahmet nasılsın? Ahmet Bey mi desem sesin öyle bir geliyor ki. Çok ciddiye olduğunu söyledi. Öyle misin Ahmet? Siz nasıl isterseniz öyle itham edin. Canım kardeşim. Ahmet, şimdi soruları soracağım ama lütfen hemen cevap verme. Telefonu sessize alacağım. Önce cevabı sevgili eşim Funda'dan alacağım. Sonra da senden alacağım. Anlaştık mı? Tamam, evet. Bol şans diliyorum. İnşallah altını Funda'nın yakasına takarım. İnşallah. Bir moral alkış Ahmet'le Funda'ya. Ve ilk soruları gelsin. Ahmet, alyansını kaybetsen ne yaparsın? A. Çaktırmadan aynısını alır takarım. B. Eşimin fark edip sormasını beklerim. C. Eşime söyler, yenisini almasını isterim. Bana söyler kaybettiğini. Birlikte tekrardan almaya gidebiliriz. Ahmet, alyansını kaybetsen ne yaparsın? Eşime söylerim, beraber gider alırız tekrardan. Bravo! Kelimesi kelimesine. Çok güzel. Diğer soruya geçiyorum. Fundacığım, kayınvaliden düğünde damat tarafının taktığı altın ve nakit parayı sana vermese tepkin ne olur? Bir şey söylemezdim. Tepki vermezdi. Tepki vermezdim. Alabilirler. Alabilirdi. Ahmet, böyle bir durumda Funda tepki verir mi yoksa vermez mi? Tepki vermezdi. Sonradan çünkü onların o şeyi yapacağını bildiği için tepki vereceğini zannetmiyorum. İzin verirdi diyor. Bravo. Funda, eşin Ahmet'in sosyal medyada kimi takip ettiğini, kimin gönderilerini beğendiğini yakından takip eder misin? Kim bu diye sorar mısın? Takip ederim ve kim bu diye de sorarım. Ahmet takip eder mi? Kim bu diye sorar mı Funda? Takip eder. Ben de onu ileri takip ederim genelde. Karşılıklı takip ediyorlar. Evet. Akşam eve geliyorlar, telefonları değiştiriyorlar, öyle mi? Yok, her akşam değil tabii ki. Elime geldiğinde bakıyorum tabii. Bakıyorsun, meraklısın. Evet. Ve diğer sorum. Düğün arabanız ne renkti? Beyaz. Düğün arabanız ne renkti Ahmet? Beyaz. Alkış. Peki Funda, eşinle ilk hangi şarkıda dans ettiniz? Eşimle düğün şarkısında yani ilk olarak tam anlamıyla dans ettik. O da hoş geldin'di. Emin misin? İyi düşün. Hoş geldin, evet. Gönlüme hoş geldin bir şarkısı var. Sezen Aksu'nun. Onu çaldırmıştım. İlk dans ettiğiniz şarkı hangisi Ahmet? Kimdi o sanatçı? Ya sanatçıyı hatırlamıyorum yani şimdi. Şarkının adı nedir? Şarkıyı hatırlıyor musun? Hani ismini bilmiyorsundur da belki hani nakaratı falan aklındadır. Şu an işte aklıma gelmiyor da neydi o? Aklıma gelmiyor şu an. Olmadı ama şansınız devam ediyor. Diğer soruma geçiyorum Ahmet. Evinize ilk kim yemeğe geldi? Yani büyük ihtimalle önceki bir akrabası var Emre diye. O geldi. Evlendiniz, balayına gittiniz. Evinize yerleşince, gelince ilk gelen misafir kimdi Ahmet? Ailelerimizden gelmişti. Funda'nın annesi, babası, abisi falan kalabalık bir sofra kurmuştuk. Aşkım saçmalıyorsun. İlk bize yemeğe kim geldi? Akşam veya öğle fark etmiyor. Emre geldi. Bir daha Emre eve gelemeyecek. Sabah kahvaltısına geldi. Emre'ydin sen. Ben aile olarak. İyi peki. Olsun, gramı al da kendin gel o zaman. Altını alıp o gelecek. Ben altın severim diyorsun. Evet, ben altın kadınıyım. Altınını unutma dedi Ahmet. Unutmayız. Unutma artık, yapacak bir şey yok. Kuyumcuya bir uğra. Öyle dans edersiniz, altını takarsın. Bugün de veremedim altını. Ama büyük ödül 100 bin lira Ahmet. Eşin iddialı. Belki 100 bin lira sizin olur. İnşallah, bakalım. Hadi bakalım. İşin gücün rast gitsin, kolay gelsin. Dikkat et, elektrik işiyle uğraşıyorsun. Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Selamlar ailene, eşine, dostuna. Hoşça kal. Bilmeyecek soruyu, yani bileceği soruyu bence yalnız söyledi. Ve o bana ilk kahvaltı takımımı almıştı. İlk ben kahvaltıya, ben ilk evinize misafir olarak geleceğim dedi yani. Ha, bunun mevzusu da var bir de. Var yani. Nasıl bilmiyor, ben anlamadım. Altını alıp gelir akşama. Hı. Gelmezse olacak, kapıyı yüzüne mi kapatın? Gelmezse de ben de arabasını vermem ona. Aa, aa, ah!
İnanmıyoruz ya. Gerçekten mi? Eşimin altını alıp geleceğini bildiğim için bu şekilde konuşuyorum. Eşimin altını alıp gelmese eve almayacak mısın? Almayacağım kızlar, evet. Yanlış tamam. Bildi soruyu. Eşim eğer altın alıp gelirse bize resmini çekip tamam. Göster. Atacağım tamam. Mutlaka kızlar. Bekliyoruz. Tabii. Yoksa arabasından altlarını saklayacaksın. Evet. Ertesi gün işe yürüyerek gidecek. Evet. Zaten yakın, o yüzden şurada sonra etmeyeceğim. Evet. Bakalım 100 bin lira büyük ödül hangi gelinimin olacak? Sırada puanlama var. Bakalım günün sonunda Funda gelinim diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Puanlama. Benim sana puanım... Hiçbir arkadaşımızın böyle bir şey yapmayacağından çok emindim. Ben buraya yorumluyorum. Burada ne varsa ona bakıyorum. Açılmaya başladım bunlar. Yarın senin ama evindeyim. Bakalım senin yarın kapının aparkeni çok merak ediyorum. Tamam. İnşallah gel. Aynı renktir. Yoksa dilimden düşmezsin Aslı Akmar. İnşallah bu akşam vicdan rahatlığıyla uyuyabilirsin. Kutuyu bırakıp kaçacaksın buradan. Yarın bekliyorum kanatlarını. Senin kalp gözünü iyi değdiriyorum Aslı. Kalbimi nereden biliyorsun? Merve arkadaşımızdan açıkçası bu puanı beklemiyordum. Benim senden dün beklemediğim gibi. Az sonra. İşte geldik günün en heyecanlı, en beklenilen anına. Bakalım Funda gelinim günün sonunda diğer gelinlerden kaçar puan alacak? Dün düşük puanlar bekliyordu, yüksek puanları aldı beklettiğine nazaran. Sen kaç puan bekliyorsun, evin kaç puanlık, en düşük puanı kimden bekliyorsun? Yani evim bence 3 puanlık. Melisa'dan düşük bekliyorum. Melisa'nın bir vereceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle o da yatak odasındaki atışmamızdan kaynaklı olabilir. Bu şekilde düşünüyorum. Dilan gelinle başlayalım mı? Başlayalım tabii ki. Bakalım Dilan gelin haftanın ilk günü yarıştı. Düşük puan aldı. Onun için sesi biraz yüksek çıktı. Sen kaç vermiştin Dilan'a? 2 vermiştim. Bakalım Dilan gelin Funda geline kaç puan verecek? Önce sebebini öğrenmek istiyorum, sonra da puanını. Oturma odamda hiçbir şekilde zaten uyumlu bulmadım. Halını beğendim, avizeni beğendim ama evine tamamen uyumsuz buldum ve koltuk takımını beğendim. Diğer yerleri zaten beğenemedim. Ezgi Hanım, ben bu sebeplerden dolayı bu puanı kullandım. Öğrenelim puanını Dilan. Benim sana puanım 2. Teşekkür ederim. Dilan'dan 2 bekliyor muydun? Yani bekliyordum. Sen ona 2 verdiğin için mi 2 verdi sence? Yani bence kısasa kısas yaptığını düşünüyorum. Ama yine de arkadaşımızın tabii ki de puanına saygı duyuyorum. Kısasa kısas yapmıyorum. Evin 2 puanlıktı. O yüzden 2 puan verdim. Benim evim 2 puanlık değildi. Hakkımı yemiş oldum. Doğru. Senin evin 1 puanlıktı. Benim neden evim 3 puanlıktı. O zaman? Ben biri açıkçası kullanmayı tercih etmiyorum. Sonuçta bir emek var. Yarın tabii ki de birlik bir ev varsa onu da verecektim. Henüz daha görmedim. Görürsem tabii ki de 1 puanımı kullanacağım. Yarın bomba gibi geleceğini düşünüyorum ben. Tabii ki de yarın o zaman olsun, görüp bakalım. Evet, Dilan 2 puan kullandı. Bakalım Pınar gelin, Funda geline kaç puan vermiş? Önce puanını öğrenelim, sonra konuşalım Pınar. Benim sana puanım 3 puanlık dedin. Pınar sana 3 puan verdi. Pınar arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Yine diğer arkadaşlarımıza rağmen bazı şeylerimi en azından tek tek de olsa yine yorum yaptı ve güzel olduğunu söyledi. Zaten bu puanı bekliyordum ondan. Yine de teşekkür ediyorum. 3 puanı nelere verdin? Halı ve tül perde uyumunu gerçekten beğendim. Masanı beğendim. Çeyizin
herkesten iyiydi. Eline sağlık. Yani yemekler de aynı şekilde. Bunlar emek. Bazı şeyler parayla alınıyor, bazı şeyler emekle yapılıyor. Eline emeğine sağlık diyorum. Üçü hak ettiğini düşünüyorum ama sen neden kendinde üç layık gördün onu anlamadım. Yani çünkü kimsenin dört veya beş ama vereceğini... Ama sen kendini neyi layık görüyorsun? Düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bence herkes kendi evini beğendiği için... Sen evini beşlik tamam, görüyor musun? Ben kendi evimi beğeniyorum. Hı, evet, beşlik görüyorum. Fakat tamam, onu merak hiçbir ediyorum. Arkadaşımızın böyle bir şey yapmayacağından çok eminim. Daha... Yarışmanın ilk gününden çünkü herkes kendi gününü oynadığını düşünüyorum. Benim evimden güzel miydi? O yüzden mi 3 puan verdin? Ben senin evinle tam tersi şeyler yaşadım burada. Senin mobilyan güzeldi. Diğerlerinde sıkıntı vardı. Burada mobilyayı beğenmedim. Senin de mobilyan buradan daha güzeldi. Diğerlerinde eksiklerim vardı. Ben üçü de hak ettiğini düşünüyorum. Ben eksik olduğunu düşünmüyorum kendi evimde. Sen sadece yarına oynuyorsun, kendi gününü oynuyorsun. İlk baştan beri söyledim zaten sana. Oyun oynuyorsun yani. Benim evim bu evden kat kat güzeldi. Ve çeyizim de fazla olduğunu düşünüyorum. Yani senin, fazlaydı da. Senin bir kere benim gözümde en çok tırmalayan şey... Kapın sarıydı, pervazın sarıydı. Ben kiracıyım ama. Tamam, bu bir bahane değildi. Göz ben kiracıyım, ben o evi görmedim. Benim göz zevkimi çok eşyalarımı önceden aldım. Eşyalarımı nişanlıyken evet, Aralık ayında işte aldım zam gelmesin diye. Biz evi de düğünüme bir ay kala tuttum. Ben kapıyı nasıl boyayabilirim? Kahverengiden beyaza. Ben bütüne bakıyorum, genele bakıyorum, kusura bakma. Ben burada mobilya ben kapıyı beyaz gördüm. Ben senin gibi ev sahibi değilim, kusura bakma. Ben kapıyı ben kiracıyım, perkeyi de değiştiremem, kapıyı da değiştiremem. Ve ev sahibim kusayı çıkarmamı bile kabul etmedi. Gözümü tırmalıyorsa ben de yarışmaya katılmazdım belki. Kendime güvenmezdim. Evim kira aşkım. Ama işte sen sonuçta bu yarışmaya katılmışsın, ben de görsele bakıyorum. Ben burada biz kapı yorumlamıyoruz burada. Ben, kiracıların ben her şeye kapısını bakıyorum. Yorumlamıyoruz. Herkesi, sen yanlış programa perdesi, gelmişsin o zaman. Ben kesinlikle aykırı hiçbir tamam, renk görmüyorum. Tamam, yarın senin gününe çok yılım, iyi bakacağım. Ben de söz hakkı almak istiyorum müsaadenizle. Pınar, şimdi benim evim daha mı kötüydü bir vermiştin direkt? Hiçbir şeyimi beğenmedin. Senin evinde de problem odaların küçük olduğu için eşyalarını evin göstermemişti. Ne yapabilirim? Mobilyanı sen aynı odaya, büyük bir odaya koysaydın belki 5 alırdın. Herkes senin çok gibi ev sahibi değil. Hayır. Bakma. Ama ben bunu görüyorum. Ben odaya girdiğimde bir tane tekli koltuk gördüm senin evinde. Bir tane ayna gördüm. Bir tane üçlü koltuk gördüm. Ne konsolum vardı benim yorumladığım odada. Ne masam ben vardı. Ne yapabilirim? Ayrı kullandım. Ayrı kullanmak zorundasın ama ben ne yapabilirim? Ben burayı yorumluyorum. Burada ne varsa ona bakıyorum. Açılmaya başladın Pınar ya. Hayır, senin ama evindeyiz çok ama. Çok ciddi söylüyorum. Çok güzel açıldın. Eğer bir anda sesin yükseldi. Kendi günümü oynasaydım şu an sesin de şu yükselmezdi. Şu an sesin çok da güzel yükseldi. Evet, sesin çok yükselmezdi ama seni. Oynasaydım şu an ben tamam teşekkür ederim derdim dururdum. Ben size doğruları söylüyorum. Teşekkür biz kiracı ederiz. Senin gibi ev sahibi değiliz bunu unutma. Ben kiracı olmamı şu anda sorun etmiyorum. Ne haksızlık yapıldı. Teşekkür ediyorum Pınar. Ben parkemi güzel nasıl değiştirebilirim ya? Bu ne saçmalık? Parkemi nasıl değiştirebilirim? Kapımı nasıl değiştirebilirim? Kiracıyım kiracı. Senin gibi ev sahibi değilim. Bakalım senin yarın kapınla parkeni çok merak ediyorum. Tamam. İnşallah güzel aynı renktir. Aynı renk mi? Bakacağız. İnşallah. Yoksa dilimden düşmezsin asla Akmar. O zaman Melisa gelinle devam edelim. Bakalım Melisa Funda geline kaç puan vermiş? Önce puanını öğrenelim Melisa. Benim sana puanım 1. Ve beklediğim puan da geldi. Bekliyordum zaten Melisa'nın böyle bir puan vereceğini. Melisa gününde sen görürsün dedi mi? Sen 1 mi vermiştin evet ona? Hayır 1 vermemiştim, 2 vermiştim. Yine tehditvari konuşmalar yaptı tabii ki de. Siz görürsünüz, görelim bakalım gibisinden.
Yarından itibaren hepinizi merak ediyorum. Aynı yıl bakalım beraber. Kim kazanacak? Siz benim şu an güler yüzümü gördünüz. Yarından sonra beni iyi izleyin. İyi izleyin yani. 2 puan ne? Dilan'la benim birim aynı mı ya? Hak etmediğimi düşünüyorum. İnşallah bu akşam vicdan rahatlığıyla uyuyabilir. Benim vicdanım rahat. Benim çeyizim senden daha fazlaydı. Benim mutfağımı yorumlarken keşke kendi mutfağımda düşünseydin. Senin mutfağında da grilik vardı. Neredeyse aynıydı. Benimki sadece kupsuzdu. Şöyle söyleyeyim. Benim çıtalarım sadece siyah ve griydi. Kuplarım... Benim de bir tane mutfak dolabım griydi. Yani o alakasız duruyordu zaten. Bence tamamen beyaz olsaydı daha da güzel olabilirdi. Benim mutfağımda gördüğün gibi güzellik. Seninki hepsi beyaz mıydı? Evet, benimki hepsi o beyaz. O griler neydi? Onlar siyahlar çıta. Neydi? Çıta. Tamam. Dolap değil, o çıtaların çıta da olmasaydı, keşke siyah olsaydı daha güzel olabilirdi. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Benim puanım 1. Daha fazla konuşmak istemediğini söyledin ama biraz sonra Merve'nin evinde yaptığın gibi şovu yapacak mısın acaba? Kutuyu bırakıp kaçacaksın buradan. Ben kaçmadım. Sadece sinirlendim saygısız olduğu için. Emin ol senin evinden kaçıp gitmem ki kaçmadım da. Benim sana puanım 1. Evet. Funda'ya dedi ki Melisa benim evim senin evinden daha iyiydi, çeyizim daha iyiydi, seninki verdiysen ben de sana veririm. O da saygısızlık yaptı, ben de ona artık saygısız diyeceğim bu saatten sonra. Çünkü ben saygısız etti değilim. Sen beni kendin kovdun, ben seni kovmadım. Tamam, ben seni kovdum, sen de otursaydın yerine saygısızlık yapıp çıkmasaydın. Çık dedin ya, çık 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 yaptım böyle. Emin ol yatak odağında çıkmak için yer olsaydı ben kendim çıkardım zaten. Böyle odaya girince, aa ben ofise mi geldim diye kendi kendime çok söylendi. Bekler ve rezalet. Başka bir şey demek istemiyorum. Peki çıkalım o zaman kızlar, boğulduysanız. Nasıl, kovuyor musun bizi? Yok, çıkabiliriz. Nasıl yani çıkacağız? Boğulayarak mı? Uçurak mı? Nasıl çıkacağız? Yuvarlan. Yuvarlan. Sen yuvarlan. Nasıl çıktığını göster bize. Yuvarlan dedim, yuvarlan. Nasıl yuvarlanabilirim ben senin yatağında? Sen kendin yuvarlandın. Hayır, ben yuvarlandım. İlk bana önce yuvarlan sen gösterdin bize. Göstermedim tabii ki de. Kendin terk ettin ya odayı. Yuvarlanarak gitmedim. Nasıl ona gittin? Zıplayarak mı, uçarak mı gittin evet, orada? Evet, uçarak, kanatlarım var. Evet, bakayım hani nerede? Bugün evet, neden sen göremezsin çünkü. Yarın tak da gel kanatlarını o zaman. Göremezsin sen. Yarın bekliyorum kanatlarını. Senin kalp gözün iyi değil çünkü, göremezsin. Kalbimi nereden biliyorsun? Kutumu açmak istiyorum Ezgi Hanım. Daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Lütfen. Önce sebebini öğrenmek istiyorum. Sonra da kutunu açalım. Ben çeyizindeki el emeklerini çok beğendim. Çeyiz de dediğim gibi yani çok aram iyi değil ama onlar uğraşmışlar. Güzel şeyler vardı çeyizinde. Masanı çok beğendim. Bir bütün halinde çok beğendim gerçekten. Karşılaman güzeldi. O yüzden bu puanı verdim sana. O zaman puanını öğrenelim. Benim sana puanım 3. Merve arkadaşımızdan açıkçası bu puanı beklemiyordum. Benim senden dün beklemediğim gibi. Yani büyük ihtimalle 2 bekliyordum. Çeyizimi gene yetersiz bulmuşlardı çünkü yatak odasında da. Teşekkür ediyorum. Yorumlarına da saygı duyuyorum tabii ki. Funda gelin diğer gelinlerden 9 puan aldı ama toplam puanı benim puanım belirleyecek. Bakalım ben kaç puan verdim. Evet Funda gelinim, Trabzonlusun. Trabzon'un yöresel kıyafetiyle, kemençesiyle bizi karşıladın. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Masanı çok beğendim, çok uyumluydu. Çeşitler çok güzeldi, yöresel lezzetler vardı. Teyzem bize kuymak yaptı ve ev mis gibi tereyağı koktu. Gerçekten ellerinize sağlık. Çeyiz'in kendi yaptığın el işleri muazzamdı. Evinde eksikler var mı? Evet var ama daha 4 aylık evlisin. O eksikleri de zamanla gidereceksin. Evini çok güzel savunduğunu düşünüyorum. Gelinlere karşı çok güzel, iddialı cevaplar verdiğini düşünüyorum. Benim puanımı da büyük final günü yarın öğreneceksin. Evet, bugünün de sonuna geldik. Funda gelinin evindeydik. Güzel günlerde sağlıkla otur evinde. Her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok harika bir gündü. İyi ki geldiniz, evime neşe kattınız. Cansın. Evet, yarın haftanın son günü. Büyük final günü ve Pınar gelinin evinde olacağız. Neredeyiz? Kocaeli, Gölcük, Değirmendere semtindeyiz. Güzel. Evet. İddialısın. Çok iyi bir şekilde hepinizi ağırlamak istiyorum. Bakalım elimden gelen her şeyi yapacağım. Harikasın hayatım. Bakalım bu haftanın birincisi
kim olacak? Haftanın en marifetli gelini kim olacak? Yarın öğreneceğiz. Büyük ödül 100 bin lira. Başvurmak isteyenlere başvuru numaralarını paylaşmak istiyorum ve ne diyorum? Ben Ezgi Sertel. Sen de koş, gelin evine gel. Hoşçakalın. Sarayıma hoş geldiniz. Müze kartımızı getirmedik ki biz. Nasıl oturacağımızı bilemedik de. Dur! Dilan'ın canını yakacağım demiştim. Mideme dokunur diye yemiyorum. Sen... Ben bu eve müze kartla bile girmem. Çok rezalet. Ben halıyı sormak istiyorum. Bunun tek başına fiyatı ne? 4 yıl önce. Karar da bizi dışlıyorsun ya. Hiç ilk defa siliyor gibi mi? Evet. Evet. Bütçesine uygun en berbat, en yükseğini arıyormuş. Bilmedim doya doya. Ama bunları yeni mi almış diye düşünüyorum. Yok. Başkasından çok toplamış fazla bile olabilir. Gidiyorsun, en kötüsünü seçip en pahalısını alıyorsun. Kız arkadaşının saçını boyattığını söylese. Çok kızarım.